başkanımıza değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Merci beaucoup, Monsieur le Maire de la Municipalité Métropolitaine d'Izmir. Ve şimdi de ilk oturumumuzu başlatıyoruz efendim. Şimdi kentsel mekanlar, toplumsal yarılmalar ve eşitsizlikleri ele almak üzere değerli oturum başkanımız Ankara Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Cenk Saraçoğlu. Ve çok değerli konuşmacılarımız Paris 8 Üniversitesi Paris Sosyolojik ve Siyasal Araştırmalar Merkezi Siyaset Bilimi Bölümünden Sayın Profesör Doktor Silvi Tisoy'u, çok değerli sosyal psikolog Sayın Profesör Doktor Melek Göregenli'yi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Neslihan Demirtaş Meis'i sahneye davet ediyoruz efendim. Ben Amuzer Mitorşak, Monsieur Cher Professeur Silvi Tisoy de Paris 8, Département de Sciences Politiques, La Psychologue Sociale Distinguée, Cher Madame Professeur Melek Göregenli, Cher Madame Professeur Neslihan Demirtaş Meis, Le Département de Sciences Politiques de l'Université de Katip Çelebi, sur ce point, commencer à notre première partie de notre symposium. Değerli konuklar, hoş geldiniz. Güzel konuşmalardan sonra artık oturumlarımıza bir sağlam bir arka planla başlayabiliriz. İlk oturumumuz kentsel mekanlar, toplumsal yarılmalar ve eşitsizlikler başlığını taşıyor. Ve üç değerli sunum dinleyeceğiz. Üç değerli akademisyenden. İlk olarak Paris 8 Üniversitesi Öğretim Üyesi Silvi Tisoy ve aynı zamanda Paris Sosyoloji ve Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nde araştırmacı kendisi. Bize Paris'te üst sınıfların yerleşim alanlarında ortaya çıkan soylulaştırma süreçleri ve bunun kent hayatının bütününde yarattığı etkilere dair konuşma yapacak. Paris'ten dinleyeceğimiz bu gözlemlerin bugün Türkiye kentlerini anlamak ve değerlendirmek açısından da önemli olacağını düşünüyorum. Sözü öncelikle ona bırakıyorum. Sizi görüyoruz. Merci beaucoup. Bonjour. Je voudrais commencer par remercier très chaleureusement l'Académie méditerranéenne et la municipalité d'Izmir, et bien sûr Echen, qui est à l'origine de cet événement et avec qui nous échangeons, nous travaillons avec grand plaisir depuis plusieurs années. Alors, en France, mais dans d'autres pays, il existe une longue tradition d'études urbaines consacrées aux classes populaires et aux quartiers où ces classes populaires habitent. Et ces études se sont focalisées dans les dernières années sur des espaces qu'on appelle en français banlieue, qui est un terme assez vague, et qui désigne dans le sens commun des quartiers d'habitat social construits après la Seconde Guerre mondiale, qui ont connu une forte paupérisation dans les années 70. Et un certain nombre de travaux se sont développés à partir des années 80, appliquant souvent le schéma du ghetto, j'y reviendrai, pour les décrire, avec un certain nombre de risques et de pièges. D'abord, ces travaux encourent le risque de participer à une stigmatisation qui est largement entretenue par les journalistes qui sont enclins à se focaliser sur les désordres, les violences, les émeutes par exemple, ou plus récemment la radicalisation. Ces travaux comportent un autre piège, qui est de se limiter à des espaces bien particuliers, hein, périphériques, au détriment des populations pauvres qui habitent toujours dans des centres-villes, dans des espaces ruraux. Et puis, il y a un autre problème lié à ces travaux est d'homogénéiser ces espaces, hein, dits de banlieue, en les appréhendant à travers leurs problèmes, plutôt certains problèmes, l'anomie, la délinquance. Donc une représentation qui est loin d'être neutre et qui a nourri un certain nombre de politiques publiques. Alors bien sûr, il existe un grand nombre d'autres travaux de recherche urbaine qui s'intéressent à ces espaces en portant un autre regard.
en contrant la tendance à homogénéiser ou à réifier les espaces, hein, à en faire un facteur explicatif des problèmes sociaux, et à plutôt s'attacher aux différenciations internes, hein, pour comprendre ce que les habitants vivent et font. Il y a d'autres travaux, et c'est sur ces travaux c'est de ces travaux dont je parlerai aujourd'hui, des travaux qui déplacent la focale et qui s'intéressent à d'autres espaces, de tout autres espaces, généralement pas du tout ou rarement considérés comme à problème. Il s'agit des quartiers bourgeois, mais aussi des quartiers gentrifiés, et je parlerai donc alternativement des uns et des autres, en essayant de montrer comment les travaux qui s'intéressent à ces deux types d'espaces, ce qu'ils apportent à la compréhension des logiques plus générales, plus structurelles, de la ségrégation socio-spatiale et des clivages sociaux qui ont été abordés donc, en introduction de ces journées. Donc, premier moment, les quartiers bourgeois, ou on dit aussi en français les beaux quartiers, qui est un terme aussi éloquent, hein, les beaux quartiers. Donc, on a un certain nombre de travaux sociologiques, d'ailleurs, pour certains réalisés dans notre laboratoire, hein, donc à Paris, qui se sont attachés à montrer, donc à rebours d'un certain sens commun, qu'ils formaient en réalité les espaces les plus ségrégés. De fait, ce ne sont pas les habitants des quartiers pauvres, donc des soi-disant ghettos, hein, qui se regroupent le plus, hein, qui se ferment au monde extérieur par goût du communautarisme. Ce sont les groupes les plus favorisés qui, à l'inverse des quartiers pauvres et de leurs habitants, disposent de multiples ressources pour garantir cet entre-soi. Donc, je vais déjà évoquer cette notion d'entre-soi donc dans une première sous-partie de cette première partie, en évoquant un des chercheurs de notre centre de recherche, hein, Edmond Spritzel, un sociologue spécialiste de la ségrégation spatiale, qui a établi de façon statistique, hein, quantitative, que les espaces bourgeois sont les plus ségrégés et que, de surcroît, ils le sont de plus en plus. Les indices de ségrégation, d'ailleurs, sont les plus forts pour des catégories sociales du type chef d'entreprise, profession libérale. Alors, qu'il s'agisse de ces travaux quantitatifs, ou alors plus qualitatifs, et là je vais encore évoquer des chercheurs de notre centre de recherche, les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui ont d'ailleurs repris le terme de ghetto pour évoquer ces espaces. Donc, qui ont proposé des travaux pionniers sur ces espaces bourgeois, hein, sur ces beaux quartiers, qui ont montré que les groupes les plus fortunés se regroupent dans des espaces résidentiels, garantissant un certain entre-soi, et par là, j'entends une homogénéité sociale et raciale. Et comme le notent, de façon un petit peu ironique, hein, un petit peu taquine, ces chercheurs, bien que ces personnes très dotées puissent habiter où elles le veulent, eh bien, en réalité, elles se regroupent, hein, la tendance au regroupement dans les quartiers spécifiques est très très forte, hein, est extrêmement nette, et regroupement aussi selon l'appartenance à certaines fractions des classes supérieures, hein, c'est-à-dire les cadres du privé, par exemple, s'orientent vers certains espaces, tandis que, par exemple, les hauts fonctionnaires vont plutôt s'orienter vers d'autres espaces, pour le dire un peu rapidement. Et donc se distingue des espaces où sont surreprésentées les catégories supérieures, donc pour ce qui concerne Paris, plutôt l'ouest, hein, de la capitale française, des espaces délimités et protégés par des barrières, qui sont des barrières de dimensions diverses, hein, des barrières économiques, bien sûr, par le prix de l'immobilier, des barrières symboliques, hein, puisque tout est fait pour provoquer chez l'intrus le sentiment de ne pas être à sa place, tout particulièrement quand, dans ces espaces en France, les personnes sont racisées. Des barrières, enfin, pas seulement économiques, pas seulement symboliques, mais aussi matérielles, hein, physiques, puisque les murs, la privatisation des espaces sont la marque de certains lotissements chics,
Alors, certains de ces lotissements sont présents au cœur de Paris, mais bien sûr, on pense, et ça a été évoqué, hein, aux gated communities qui s'étendent à la périphérie, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays, j'y reviendrai. Alors, bien sûr, ces espaces présentent une très grande diversité. En France hein, et à Paris, les quartiers bourgeois ont toujours existé dans le centre. C'est rarement le cas des villes américaines, hein, où les quartiers les plus riches se situent plutôt à la périphérie. L'urbanisme, l'architecture peuvent varier considérablement, bien sûr, hein, entre des quartiers anciens issus de l'architecture haussmannienne à Paris et des espaces qu'on appelle refondés, c'est-à-dire des constructions qui sortent de terre, hein, des quartiers qui sortent de terre en quelque sorte, comme dans certaines communes de l'Ouest parisien, il reste que cet entre-soi est dans tous les cas choisi, soigneusement entretenu et défendu par des moyens divers, hein, et ce sera ma seconde sous-partie, et je reviens à Edmond Pretzel qui parle, hein, il est là, la terminologie est importante, hein, qui parle d'une autoségrégation ou d'une agrégation, en d'autres termes, d'une ségrégation qui est choisie et organisée. Et l'approche spatiale permet de mettre au jour plusieurs choses, donc c'est une ségrégation spécifique par son ampleur, nous l'avons vu, et c'est une ségrégation qui a à voir avec des relations de pouvoir. L'entre-soi résidentiel est en effet un des outils mis au service des stratégies de reproduction sociale des groupes dominants. C'est ce qu'on m'a montré, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, hein, le fait de vivre dans les mêmes quartiers, par exemple, permet de mettre en commun des ressources, de les collectiviser. Par exemple, la proximité spatiale favorise la sociabilité, hein, par lequel le groupe cultive une ressource essentielle, sociabilité, le capital social. La proximité spatiale rend aussi possible l'encadrement de l'éducation des enfants et des adolescents, hein, par le choix, le contrôle des écoles, des espaces de loisirs, ce qui permet aussi d'éviter toute mauvaise fréquentation, hein, et permet de reproduire l'homogamie sociale. Et donc l'avantage de ces travaux sociologiques, je crois, apporte une complémentarité à des travaux qui vont mettre en lumière, on l'a évoqué en introduction, hein, des phénomènes bien sûr qui sont cruciaux, hein, comme l'a évoqué Hilsen ou le maire, hein, c'est-à-dire des politiques néolibérales, des systèmes de production. Mais ne pas oublier justement hein, la manière dont les groupes sociaux eux-mêmes participent à la reproduction des clivages qui sont indissociablement sociaux et spatiaux. Alors, de multiples ressources permettent de maintenir cet entre-soi, des ressources économiques, bien sûr. Parfois, une certaine proximité avec le champ politique, hein, qui permet de s'opposer, souvent avec succès, à ce qui menace l'homogénéité sociale des espaces, hein, c'est-à-dire la proximité possible avec des groupes non désirés. Et de fait, ce que montre aussi la sociologie, c'est que, eh bien, autant l'entre-soi est désiré, dans ces espaces donc les plus riches, autant la proximité avec les classes populaires et les groupes racisés est peu appréciée. Ou pour le dire autrement, le goût de l'entre-soi est aussi un des goûts des autres. Dans ces fameux quartiers refondés, hein, donc ces quartiers qui naissent à la faveur de nouvelles constructions, des quartiers qu'a étudié le sociologue Bruno Cousin, dans ces espaces-là, il montre hein, que la peur des bandes de jeunes, hein, de leur culture de rue, de leur comportement déviant est forte, alors que rituellement, hein, les habitants de ces espaces incriminent l'acculturation manquée des immigrés, l'islam, la démission des familles noires, africaines et arabes. Ce refus de la mixité peut aussi passer par des mobilisations menées conjointement avec des maires d'arrondissement, c'est le cas par exemple dans le 16e arrondissement ou le 17e arrondissement, contre des opérations immobilières qui visent à construire du logement social ou plus récemment des centres d'hébergement de personnes sans logis. Mais c'est aussi par des moyens plus subtils que les groupes les plus dotés gèrent la coprésence
avec des altérités tenues pour problématiques. Ainsi, un autre sociologue, Kevin Jay, a montré que dans le bois de Boulogne, hein, qui est un bois qui jouxte le 16e arrondissement, donc toujours dans l'ouest parisien, il a montré que dans ce bois de Boulogne, eh bien, la proximité avec des prostituées, curieusement, ne suscitait pas de forte mobilisation pour les déplacer ou les invisibiliser, comme on pourrait s'y attendre. Pourtant, dans certaines portions du bois, eh bien, des membres très fortunés d'un club très sélect côtoient régulièrement ces prostituées, un club très sélect hein, dont l'admission est très coûteuse. Et immanquablement, pour avoir accès à ce site, hein, à ce club, eh bien, il faut emprunter une voie et passer devant une dizaine de prostituées. C'est un exemple typique de cohabitation interclasse qui, en réalité, subsiste dans de nombreux espaces privilégiés. Et ce sociologue montre de manière très fine comment ceux qui fréquentent ces lieux finalement travaillent à ignorer les prostituées. Hein, c'est, on pourrait dire, une alternative à la mobilisation. Venir accompagner et non pas seul pour ne pas passer pour un client, regarder droit devant, ne jamais évoquer la prostitution une fois entré dans l'espace réservé du restaurant et des installations sportives du club. Tout cela permet de maintenir une définition homogène des lieux de vie bourgeois, en dépit de la présence d'éléments dissonants. On a donc vu que cet entre-soi s'accompagne d'une mise à distance des autres, mais que cet entre-soi se traduit rarement par des espaces complètement homogènes. Et de fait, même dans les copropriétés fermées, hein, dans les gated communities, eh bien, pénètrent des professeurs de tennis, des domestiques, des agents d'entretien, une autre sociologue, Eleonora Elgezabal, montre bien que ce qui importe, c'est pas tant qu'ils restent dehors, puisqu'on a besoin d'eux, mais que les professeurs de tennis passent bien par la porte principale et les domestiques par la porte de service. Il s'agit donc finalement, et c'est un ressort de l'entre-soi, de contrôler les déplacements. Et je reviendrai sur cette notion de contrôle, hein, de contrôle de l'espace, dans ma seconde partie, donc, qui est consacrée au quartier gentrifié. Alors, quartier gentrifié qui, au premier abord, présente des très fortes différences avec les quartiers dont je viens de parler, les quartiers bourgeois, les beaux quartiers. Pourquoi ? Eh bien, parce que les habitants des beaux quartiers assument généralement cet entre-soi, le revendiquent et dévalorisent la mixité sociale, qui, à l'inverse, est une valeur revendiquée par les habitants des quartiers gentrifiés que je vais aborder maintenant, en montrant justement ce rapport ambivalent à la mixité sociale des habitants des quartiers gentrifiés. Alors, les quartiers gentrifiés, pour revenir aux approches plus statistiques, hein, qui sont très utiles pour avoir un panorama de la ségrégation socio-spatiale, les travaux statistiques qui ont été menés sur la région parisienne montrent que la plupart des espaces de cette région sont en réalité des espaces mixtes. Donc ces travaux réfutent la vision d'une ville duale, avec d'un côté des espaces qui seraient en sécession, et puis des ghettos, hein, où se regrouperait une population non seulement de plus en plus pauvre, mais comprenant une proportion croissante d'immigrés, de descendants d'immigrés. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ces espaces mixtes ? Est-ce qu'ils correspondent à l'idée qu'on peut se faire de la ville comme espace de rencontre, de brassage, mosaïque, ou encore, pour reprendre des qualificatifs contemporains, une ville ouverte, une ville inclusive? Alors, à cette question, les travaux sur la gentrification apportent une réponse plus complexe. D'abord, ils montrent que la mixité sociale est une valeur revendiquée par une certaine fraction des classes moyennes ou moyennes supérieures, en opposition au goût pour l'entre-soi des classes les plus aisées, hein, celles dont je viens de parler. Pourtant, elle est indissociable d'un processus d'appropriation, de conquête de l'espace, et c'est là où apparaîtra la thématique du contrôle. Le premier élément dans cette seconde partie, hein, la mixité sociale est une valeur revendiquée par ce qu'on appelle les gentrifieurs.
Alors peut-être un mot d'abord sur la littérature, sur la gentrification, qui conduit à s'intéresser à des groupes plutôt dotés, mais qui vont en réalité des classes moyennes, hein, aux fractions les plus dotées des classes supérieures, mais plutôt dotées en capital culturel. Donc, à une variété de groupes. De la même manière, cette littérature, qui est foisonnante, a pris, prend comme terrain d'enquête une très grande variété de quartiers. Alors, initialement, des quartiers anciens, dégradés de centre-ville, puis des espaces situés de plus en plus loin, au fur et à mesure que le front de gentrification se déplace. Et puis, cette littérature sur la gentrification porte sur une grande variété de pays, des villes les plus emblématiques de cette littérature, hein, Londres au Royaume-Uni, New York aux États-Unis, Toronto au Canada, d'autres pays européens, Paris, Berlin et au-delà, hein, de Buenos Aires à Séoul, en passant par Istanbul. Un des résultats des recherches sociologiques consacrées à la gentrification a été de rapporter des trajectoires résidentielles. Donc le fait pour des classes moyennes ou classes moyennes supérieures de s'installer dans des quartiers populaires, à des valeurs, hein, inscrites elles-mêmes dans un certain style de vie. Et parmi ces valeurs, hein, qu'on peut qualifier rapidement de progressistes, figure un goût pour la mixité sociale, hein, pour la diversité, c'est-à-dire pour la coexistence dans l'environnement résidentiel de groupes différents. Hein, que ces différences soient appréhendées à travers le statut socio-économique, les caractéristiques ethno-raciales, l'âge, l'orientation sexuelle. Alors, comment expliquer ce goût soudain pour la mixité sociale, hein, de personnes plutôt aisées, hein, en tout cas situées dans les classes moyennes et moyennes supérieures, qui tranchent donc avec ce goût de l'entre-soi des quartiers les plus bourgeois et les classes supérieures. Alors, ce goût pour la mixité sociale, il a pu être renvoyé à tout l'impact des contestations sociales des années 60. Et je parle là pour les États-Unis, au rejet d'un mode de vie conjugal, familial, incarné par les maisons individuelles des banlieues résidentielles états-uniennes, hein, ce qu'on appelle les suburbs. Et plus largement, ce goût s'inscrit dans un modèle de vie en ville qui s'impose dans les décennies qui suivent, qui est issu d'un refus des opérations de démolition des centres-villes, qui est des pratiques donc courantes après la Seconde Guerre mondiale. Les rénovations des centres-villes, hein, au bulldozer, là, je parle de villes européennes, mais aussi aux États-Unis, a suscité, à partir des années 70, un émoi, un certain émoi, qui a conduit à revaloriser les centres-villes dégradés dont on découpe l'architecture, qui est vue désormais comme faisant partie d'un patrimoine à conserver, hein, comme les friches industrielles par exemple. Et donc dans ces centres, on célèbre la richesse des échanges, de la vie commerciale, les interactions, hein, que favorise le fait de se déplacer à pied. Et surtout, la présence de groupes autres. Hein, de groupes autres. Et la diversité, hein, la mixité sociale incarne ce nouveau modèle. Et le fait de s'installer dans des quartiers dits divers vient exprimer le refus d'un modèle bourgeois. Il signale aussi la réprobation d'une ségrégation résidentielle qui a été aux États-Unis indissociable de la ségrégation raciale régnant de facto et de juré dans le pays jusqu'aux victoires du mouvement des droits civiques. Donc c'est une rupture importante. C'est une rupture importante. Et l'extension de ce qu'on va appeler les nouvelles classes moyennes, donc des personnes diplômées, travaillant dans les secteurs de l'éducation, de la culture, des médias, de la santé, va nourrir les rangs des gentrifiants. Alors, examiner sociologiquement ce goût pour la mixité sociale laisse pourtant entrevoir d'autres logiques que je voudrais aborder donc dans cette deuxième partie, hein, consacrée au quartier gentrifié. Alors les premières études sur la gentrification ont eu tendance à décrire ce qu'en anglais on a appelé « Back to the City Movement » en célébrant les valeurs dont il était porteur, souvent oubliant l'augmentation des prix de l'immobilier dans ces quartiers et le déplacement des populations déjà là, subissant donc l'augmentation
des loyers notamment. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce groupe pour la mixité sociale, hein, si on essaye de le scruter de manière sociologique? Alors ce groupe pour la mixité sociale, le fait d'apprécier, hein, et de déclarer apprécier, vivre dans des quartiers mixtes, peut apparaître comme une certaine rationalisation de contraintes économiques. Donc moi j'ai travaillé sur la gentrification à Paris, plus encore aux États-Unis, notamment dans un quartier de Boston, hein, sur la côte est des États-Unis, et déménagé dans ce quartier que j'ai étudié, qui s'appelle le South End. Déménager dans ce quartier, eh bien, c'est souvent parce qu'on ne pouvait pas s'installer dans les quartiers bourgeois traditionnels de l'élite bostonienne, hein, Back Bay ou Piccadilly. Bon nombre de gentrifieurs français, des familles avec des enfants notamment, se sont installés dans des quartiers là, de l'Est parisien, hein, des quartiers populaires, comme par exemple Montreuil, qui a étudié une autre sociologue, Anaïs Collet. Donc ces familles se sont installées dans ce quartier, bah, souvent pour accéder à la propriété, ce qu'ils ne pouvaient pas faire, par exemple, dans le 20e arrondissement de Paris, hein, donc les quartiers plus traditionnellement plus populaires de la capitale. Donc la valorisation de la mixité vient exprimer sur le registre du choix, hein, du goût libre, parfois du coup de cœur, un ensemble de contraintes. Et plus que ça, cette valeur, hein, étant un outil aussi au service d'une revalorisation des espaces, qui est aussi une revalorisation des trajectoires des individus concernés. Et puisqu'elle a le pouvoir de transformer un stigmate, hein, le fait d'habiter dans un quartier populaire, avec des minorités raciales, de faire d'un stigmate une qualité. Et Anaïs Collet, pour revenir à ses travaux, eh bien, montre comment, finalement, dans Montreuil, donc cette ville qui est à l'est de Paris, donc une ville de banlieue, eh bien, finalement, les gentrifieurs parviennent, hein, à faire de cette ville de banlieue, de cité, hein, on peut rappeler que Montreuil est une ville communiste, hein, avec un tiers de logement social, eh bien, on va oublier cela. On va oublier cela pour voir autre chose, hein, pour voir un village, un quartier-village, riche désormais, hein, de leur diversité sociale. Alors plus que ça, ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre consacré à la gentrification, était que la mixité sociale a permis aussi à un groupe de s'unifier autour d'une valeur et de se mobiliser. Et de fait, la gentrification, eh bien, n'est pas seulement un flux de population, une revalorisation économique, hein, ou un embourgeoisement, ou en anglais on dirait un upgrading, mais l'appropriation d'un espace par un groupe qui s'y installe. Un groupe qui n'est pas homogène, hein, de fait, mais dont l'installation va prendre une dimension collective, hein, à la faveur précisément de mobilisation qu'il importe d'étudier. Et vous voyez que va réapparaître, hein, la thématique déjà présente dans les quartiers bourgeois, la thématique du contrôle. Alors, quel type de mobilisation? C'est des mobilisations très diverses, qui peuvent consister à faire fermer des commerces considérés comme peu recommandables, de limiter la visibilité dans l'espace public de populations non désirables, hein, par exemple les personnes sans logis, mais aussi de contrôler ce qui se passe dans les écoles, hein, ou encore prendre possession de certains espaces, des jardins publics, des jardins communautaires, etc. Et puis il y a aussi des mobilisations qui sont des mobilisations, on va dire, symboliques ou culturelles, hein, mais qui ne sont pas moins décisives. Hein, par exemple, dans le quartier du Saoussen, il y a toute une mobilisation, hein, pour faire reconnaître le quartier comme un quartier historique. Des mobilisations symboliques aussi qui accompagnent cet autre travail collectif qui consiste à légitimer sa place dans le quartier, hein, qui est une autre forme d'appropriation. Alors pour aller un petit peu plus vite, hein, la question qui sans doute vient à l'esprit est la suivante. Les gentrifieurs aiment-ils vraiment la mixité sociale? Sont-ils sincères, hein, ou est-ce que c'est une simple façade qui masque des intérêts bien compris? Alors on peut répondre plusieurs choses à cette question. D'abord, on peut noter que dans ces quartiers se reconstituent des formes de ségrégation, mais des micro-ségrégations. Des formes d'évitement, notamment dans l'espace public, hein, ou encore dans la scène commerciale, hein, avec l'apparition de commerces, hein, souvent réservés ou dédiés à cette nouvelle population.
Alors, moi, l'idée que j'ai avancée dans mon livre, c'est que le travail sur la gentrification permet aussi de mettre en évidence une nouvelle forme de distinction, hein, au sens que l'entend le sociologue Pierre Bourdieu, hein, c'est-à-dire voilà, des pratiques, un style de vie, des valeurs, une manière d'être, qui consiste à valoriser, mais de façon sélective, l'altérité, à condition de la contrôler, hein, et d'exercer ce contrôle via la proximité spatiale. Donc Bourdieu, dans son travail sur la distinction, insiste sur l'infériorisation des groupes, hein, leur mise à distance symbolique. On peut bien sûr penser, dans le cas états-unien, à la relégation des Noirs et des classes populaires qui font vraiment la structuration sociale et raciale états-unienne. La situation des quartiers gentrifiés, hein, leur extension s'accompagne d'une autre configuration sociale, on pourrait dire d'autres rapports de classe. La valorisation explicite des classes populaires, des minorités raciales, mais aussi sexuelles, et une coexistence surveillée de près. Alors je vais terminer en conclusion par un point, puisque je crois que j'arrive à la fin. Un point qui était au centre d'un dossier, d'un numéro de revue, la revue Actes de la recherche en sciences sociales, un numéro qui était paru en 2011, consacré justement à l'entre-soi. Et qui revenait sur qu'est-ce que c'est que le pouvoir, qu'est-ce que c'est que le pouvoir sur l'espace. Bien sûr, le pouvoir est un pouvoir sur l'espace. Vivre dans les beaux quartiers, bénéficier à proximité des meilleurs équipements, loger dans de spacieuses habitations, loin de la pollution, sont autant de privilèges accessibles aux plus riches. Et ce pouvoir est aussi le pouvoir de restreindre l'usage qu'en font les autres, par conséquent de les mettre à distance. Mais en vérité, le pouvoir sur l'espace n'est pas seulement la constitution d'espaces exclusifs dans des villes toujours polarisées. Il se traduit aussi par le contrôle de la circulation et de l'occupation différenciée dans les quartiers résidentiels et le maintien des hiérarchies en leur sein. Et cela concerne finalement, même si bien sûr les ressources pour le faire ne sont pas les mêmes, les quartiers bourgeois comme les quartiers gentrifiés. Merci beaucoup. Problematiğim açısından çok fazla şey ve kafamda ilgiler canlandı ve en önemli vurgusu da biz hep kentsel sorun olarak ve kentsel sorunla ilişkilendirdiğimiz izolasyon, gettolaşma, ayrımcılık gibi meseleleri yoksul mahallelerine atfederiz ve sorun alanı olarak orayı tarif ederiz. Fakat bir yandan da bunun karşısına burjuva mahalleleri, üst orta sınıf mahalleleri normallik gerisi olarak kodlarız. Bunun sorunsallaştıran çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gettolaşmanın, yalıtıklığın, izolasyonun, ayrışmanın ve bir takım iç mücadelelerin sadece yoksul mahallelerinde, hatta kayıt dışı yoksul mahallelerinde değil, aynı zamanda zengin mahallelerinde görüldüğü ve esas meselenin, problemin yoksulların kendisi değil, bu sınıfsal hiyerarşinin iktidar ilişkileri kendisi olduğunu göstermek açısından çok önemli. Evet, şimdi sözü aynı panelde olmaktan onur duyduğum Profesör Melek Güvegenli Hocam'a vereceğim. Biliyorsunuz, hepinizi tanıyorsunuz muhtemelen. Kendisi Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümünde uzun yıllar hocalık yaptı. Çalışma alanları tanımayanlar için, özellikle sertlerim için söylüyorum. Politik psikoloji, kültürel arası psikoloji, sosyal psikoloji üzerine. Çevre psikolojisi. Göç süreçlerinde mekansal ayrışma ve bütünleşme dinamikleri başlıklı sunumu yapmak üzere. Çok teşekkürler. Tamam. Tamam, sağ olun.
çok teşekkürler. Herhalde Türkiye'de bilmiyorum ama öyle mi? Ayşen'cim sana da bu sadece İzmir'de oluyor. İhraç olduğumuz için bu kadar prenses muamelesi gördüğümüz bir başka şehir var mıdır bilmiyorum. Bunun için öncelikle teşekkür ediyorum. Bu şehir bize ihraç edildikten sonra bizim için mesela benim hayatımda çok önemli bir andır. Kokteyl yaptılar bizim için. Yani böyle bir şey. Bilmiyorum dünyanın herhangi bir yerinde oldu mu? Yani devletle kavga eden bir gruba bir şehir böyle kucağını açtı mı? Ben burada doğdum, hep burada yaşadım. Bundan da vallahi mutluyum. Seçme şansım olsa bu yaşımda, artık 60 yaşımına geldim. Geçtim bile biraz. Yine burayı seçerim. Yani bir kere önce bir yanlılığım olduğunu belirteyim. Ben bu şehri seviyorum, her şeyi seviyorum ve bu tür bu sempozyum için emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Bu duygularım tabii empirik araştırmalarımın sonuçlarını etkilemiyor. Ama burada çalışabilme imkanı bulduğum için mutluyum. Çünkü aslında şimdi dinlerken CV doğru söylüyorum, doğru telaffuz ediyorum. CV'yi dinlerken de düşündüm aslında neredeyse bütün kentsel yerleşme pratikleri diyelim bu şehirde yaşanıyor. O açıdan da enteresan. Yani çalışmak isteyene bütün tiplerde saha var bu şehirde. O açıdan da ilginç, çok dinamik bir yer burası. Tarihsel olarak da öyle belki. Şunu bu tür sempozyumlar açısından da seviyorum. Biz aslında farklı disiplinlerdeyiz. Disiplinlerdeyiz. Aramızda daha sosyolog olanlar, siyaset bilimcisi olanlar var ya da bu disiplinler içinde farklı ekollerden gelenler var. Ben galiba tek böyle bu anlamda sosyal psikoloji ve çevre psikolojisi çalışan, aynı zamanda kültürel psikoloji çalışan biriyim. Ben biraz daha pozitivist bir yerden geliyorum aslında. Ama göreceksiniz ki hep aynı duyguya kapılırım. Bu da beni mutlu ediyor. Aslında farklı kavramlarla biz aynı şeyleri konuşuyoruz ama bu bilimi bilim yapan şeylerden biri bu. Yani disiplinler arası sınırları korumak için belki de oysa o sınırların kalkması lazım. Bu sempozyum o amacı da hizmet ediyor. O sınırları korumak için hep farklı kavramsallaştırmalar kullanılıyor. Doğal olarak ben de bildiğim yerden konuşacağım. Farklı, daha farklı kavramlar kullanıyor olabilirim ama çok benzer şeyleri den aslında bahsediyoruz. Bir de tabii şu da çok önemli. Ben bilimin, hele sosyal bilimin tarafsız, objektif olabileceğine hiç inanmıyorum. Sosyal bilim birçok taraflıdır. Bu çalıştığı alanın ve verilerinin verilerin ilişkisindeki objektifliğini etkileyen bir şey değildir. Ama hayatın farklı alanlarında neyin yanında olduğumuza göre, konularımızı bile ona göre seçeriz. O yüzden de tabii ki taraflıyız, her açıdan taraflıyız ve taraflarımız da benzer sanıyorum. Şimdi ben şuradan galiba yapacağım. Bir takım şekiller etrafından alacağım çünkü genel olarak nasıl baktığımı daha şematize anlatabilirim diye. Şimdi yaklaşık herhalde 20 yıldır doğrudan Türkiye'nin çok farklı bölgelerinde göç süreçleri üzerine ve göç süreçleri üzerine çalışıyorum ve 2010'da başladığım bir TÜBİTAK projesiyle de 6 büyük şehirde İzmir, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Bursa, Gaziantep. 6 büyük şehirde hem yerliler hem göçmenlerle niceliksel yani ölçekler kullanarak, standart soru konuları kullanarak hem de her şehirde yine yerli ve göçmenlerden seçtiğimiz en az 15'er kişiyle derinlemesine görüşmeler yaparak gerçekleştirdiğimiz bir TÜBİTAK projemiz vardı ama onu bitirdik ve atıldık üniversiteden. Ama yayınladık. Akademiya Edu'da benim anlattığım her şeyi, Akademiya Edu ve ResearchGate isimli akademik veri kaynaklarında Türkçe ve İngilizce yapabildiğimiz kadar yaptığımız, yani tamamını yayınlayamadık, bitiremedik ama
yayınlarımı bu konuda bulabilirsiniz daha ayrıntılı merak edenler için. Ayrıca yine İzmir'de gerek kent kimliği konusunda gerek kendi oluşturan farklı yurttaş gruplarının kentle kurdukları ilişkiler konusunda pek çok çalışmalar yaptım. Benim zaten yüksek lisans ve doktora tezlerim de tamamen mekanla ilgili. Yüksek lisans İzmir'in zihinsel temsilcileri, doktora da toplu konutlar. 90'lı yıllarda Türkiye'de ve İzmir'de de başlayan bu işte alt orta sınıflar için aslında gerçekleştirilen, belediyeler ile gerçekleştirilen ya da işte kooperatifler toplu konutlar bir konut problemlerini çözüm olarak ortaya çıkmış işte. Amerika'da yani politika sürecinden başlayarak bildiğimiz bir tür kentsel mekansal sorunlara çözüm üretme yolu. Onlar yeniydi o zaman. Orada doktora tezimi yapmıştım. Ve oradan başlayarak aslında çevre psikolojisinde çalışarak giderek bu TÜBİTAK projesine geldiğimizde 2010'da yaptığım bütün çalışmalardan şimdi şu bu şekil aslında kültürler arası psikolojinin ve sosyal psikolojinin göç süreçlerine bakış açısıdır. Burada ne var? Sol tarafta göçmenler, bunun çok farklı sözcüklerle adlandırılabilir. Göçmenler, başat olmayan gruplar, kültürel gruplar, azınlık gruplar. Şimdi bu bakın soyulaştırmadan ve orta üst sınıf ya da üst sınıf göçlerinden bahsettiğimizde aslında oraya tabii başat olmamak kavramının içinin değişmesi ya da bir kategori daha eklenmesi gerektiğini hemen görüyoruz. O tarafta işte yerliler, başat grup, güçlüler vesaire. Şimdi bu sayısal, ekonomik, kimlik vesaire birçok açıdan olabilir. Şimdi algılanan ayrımcılık ve algılanan tehdit kavramları, sosyal psikoloji böyle bakar. Yani bir yere göç edildiğinde aslına bakarsanız göç edenin pek çok özelliğinin dışında orada sürekli olarak yaşayanlar, bugün yerliler demiyorum, yerlilik çok başka, çok önemli bir kavram bence bu göç meselelerini anlamada. Bir tehdit olarak görürler onları. Tehditin içeriği değişebilir. Yani daha somuttan konuşursam, çünkü Suriyelilerle ilgili, Suriyeli tırnak içinde bakın, Suriyeli diye bir kategori var. Türkiye için artık değil mi? İşte buna daha ince olalım dersek konuşurken yok düzensiz göçmen, yok işte sığınmacı, yok misafir, yok diyebilirsiniz ama sıradan insanın zihninde Suriyeliler diye bir kategori var. Şimdi biz bu göçle İzmir için bile konuşursak Suriyeliler kategorisinin yanına son yıllarda İstanbullular diye bir kategori de eklendi. Öyle değil mi? İzmir'de İstanbullular diye bir kavram var artık. Şimdi buradan baktığımızda bunun Suriyelilerden algılanan tehditle İstanbullulardan algılanan tehditin içeriği çok değişik. Bu kentin yerleşik nüfusu bakımından bakın yerleşik diyorum. Yerleşiklik de çok geçici bir kavram. Zamanım kalırsa oraya da gelin. Ama sonuçta bir tehdit tırnak içinde kullanıyor bunu var. Aslında bu tehdit kavramı sosyal psikolojide en geniş anlamıyla kullanırsak verili olanın değişimine, değişeceğini, değişme olmasına dair korku gibi adlandırılabilir. Yani ilk aşamada, ilk adımda doğrudan ayrımcılık gibi olmayabilir. Bir şey değiştirecekler. Ne değiştirecekler? Bu bir tehdit. Ve bu tehdit gerek bizim ayrımcılıkta, sosyal psikolojide hiç davranışsal gibi ya da sözlü davranışlar biçiminde oluşmasa da sosyal mesafe koymakla başlayan bireysel ya da kolektif şiddet olan linçe kadar varan çok geniş bir yelpazede ele aldığımız ayrımcılığa kadar gidebilir. Yani bu tehdit bir sezgi olabilir. Son noktada çok somut ayrımcılık haline dönüşebilir. Dönüşüp dönüşmemesi aslında göç eden grubun
pek çok özelliğine bağlı. Şimdi bu söylediklerim sadece dikkat ederse insanlar arası ya da gruplar arası ya da kültürler arası bir ilişki varmış gibi konuşuyoruz. Sosyal psikoloji, hatta kısmen kültürler arası psikoloji böyle konuşur. Sanki insanlar ve gruplar ve kültürler arası ilişkiler bir vakumda gerçekleşiyormuş gibi. Şimdi çevre psikolojisini buna kattığımızda iyi ki 70'lerde ortaya çıkan bir psikoloji alt disiplini, bir sosyal psikoloji. Çevre psikolojisi, kusura bakmayın benim boğazım kötü, olabildiği kadar rahatsız etmeyen bir ses tonu çıkarmaya çalışıyorum ama inşallah oluyordur. Şimdi çevre psikolojisi bütün insan davranışlarının insan, mekan ve zaman bir üçgen gibi düşünürsek bu üçgenin orta yerinde gerçekleştiğini savunur ve bu aslında orta yeri olabildiği kadar yani hedef olarak oraya hedefler ama ne kadar başarabildiği ayrı konu. Şimdi ne diyor çevre psikolojisi? Gruplar arası karşılaşma alanları aslında farklı ölçeklerde, mekansal birimlerde oluyor. Yani biz herhangi bir göç, mekansal ayrışma, mekansal yapılaşma, mekansal bölünme gibi kavramlardan söz ediyorsak bunu sadece mesela kentin kamusal alanlarını ele alarak ya da sadece mahalle düzeyinde, sadece konut düzeyinde olduğunu düşünmemeliyiz. Çünkü insanın yaşadığı her an bir mekansal çerçevede oluşuyor ve bu her mekansal çerçeve aslında bu ilişkiyi hayata geçirdiğimiz yerler. Kentin yerleşimleri olarak da, göçmenleri olarak da. Ve kuşkusuz, sanıyorum uzun uzun anlatmama bunları gerek yok. Bu neden önemli böyle bakmak? Bu bize aslında şunu söylüyor, araştırma verilerimiz de bunu söylüyor. Birazdan onu da vaktim kaldığınca size araştırma verilerinden de örnekler vereceğim. Bize şunu söylüyor. Ne göçmenleri, ne yerleşikleri, homojen, yekpare gruplar olarak düşünmemeliyiz. Üst sınıflar diye bir laf ediyoruz. Hep ediyoruz. Aslında üst sınıflar, Silvi anlattı biraz şimdi, üst sınıflar toplumun, biz ama sosyal psikoloji ediyoruz, o çılgın kalabalıktan uzakta hani toplumun fakirlerinden, suç potansiyeli taşıyanlarından, işte farklı cinsel yönelimleri çeşit sürprizlerle dolu olanlarından, efendim gürültüsünden, şundan bundan uzakta yaşamak için bir getto yaratan zenginler, üst sınıflar var. Bir de tam da onların içine karışalım. Onlarla iletişim içinde barışçı, demokrat bir şekilde yaşayalım. Çeşitlilik, çoğulculuk değerleri orada. Çünkü aslında benlik bütün bu sosyal, mekansal, kültürel kavramların yanında hepimizin bireyler olarak biricik bir takım bir benliğimiz var. Ve herkes aynaya baktığında ben değerli biriyim cümlesini kurmak istiyor. Yani benlik saygımızın optimal düzeyde olması lazım. Bazı zenginler kendilerine benzerlerle bir arada yaşamaktan, bazı zenginler benzemezle bir arada yaşamaktan ötürü benlik saygısına sahip olabiliyorlar. Bu yoksullar için de geçer. Şimdi o zaman bir tek örnek verdim. Yani sınıf aynı olsa da asla aynı şeyden söz etmiyoruz hiçbir zaman. Bu yoksullar için de geçerli. Şimdi İzmir'de bu konularda çalışanlar çok iyi bilecekler. Belki konuklarımız için de farklı bir örnek olur. İzmir 1960'lardan beri ilk büyük dalga atmıştır. Ve bu aslında ekonomik nedenlerle gerçekleşen göçlerdir. Daha çok yani bireysel gibi görünür ama dünyada aslında bireysel ve gönüllü gibi görünür ama bunlar hikaye kavramlar bence. Hiç de gönüllü bir göç yoktur. Yani kimse aslında ontolojik olarak bulunduğu yerden gruplar halinde hareket etmek istemez. Tabii ki o bireysel göçlerden bahsetmiyorum. 60'larda büyük bir özellikle Kürt göçü ve bizim Kadife Kale, İzmir'in semtimiz, Mardin, Liler'in kurduğu ve işte bugün hani böyle büyük bir zevkle yediğimiz Midye. Onun da bir kemer alt çalışmamızda önemli. Midye bir
yani Ermeni ustalarla Kürtlerin alışveriş sonrasında bugünkü haline dönüşmüş, yani üzümsüz, şekersiz haline dönüşmüş bir kültürel geçişlik sonucu bugün yediğimiz midye. 60'larda böyle bir göç var, Kadife Kale'ye yerleşiyorlar. Şimdi hemen mesela şunu söyleyeyim, Kadife Kale'nin konumu, yani şurada nasıl mekanın yeri önemli. Kadife Kale coğrafik mekansal olarak kent merkezine çok yakın bir yer. Üstelik yarın galiba gezi var, göreceksiniz, İzmir'in en iyi manzarasına sahip yerlerinden biridir. Bu yüzden de prestiji yüksektir ve çok kolay inilir aşağıya, denilir orada. Yani konağa, kentin merkezine ve özellikle 60'lı yıllar, daha sonra hatta 2000'lere kadar kent merkezi bizim kentin sosyal fiziksel olaylıkları dediğimiz bütün kaynaklara daha çok erişilen yerler. 2000'lerden sonra bu neoliberal kentleşme politikaları hep İzmir'de de büyük ölçüde değişti. Mesela AVM falan yok. Kemeraltı kentin kalbi, en büyük çarşısı. Biliyorsunuz Orta Doğu ve Balkanların ve başka nerelerin bilmiyorum. Öyle bir laf var ya. Öyle bir şey ama tabi Kemeraltı yani. En büyük açık çarşı galiba. Eğer bilmiyorum, ziyaret listesinde var mı ama lütfen misafirlerimizi Kemeraltı'na götürün derim. Müthiş bir çarşı yani, bayılırsınız. Neyse, Kemeraltı'na çok yakın, yürüyerek 10 dakika mesela. Kadife Kale'ye yerleşiyorlar. Sonra bu göçler devam ediyor. 90'da başka bir göç var. Yani 60 göçleri kentin merkezinin hemen çevresinde bir halka biçiminde oluşuyor. Bunlara birinci kuşak gecekondular diyordu. Diyorduk hep. Yani mesela gecekondu lafı da artık kullanılmıyor değil mi? Çünkü gecekondmuyor artık yani. Onlar kondu bitti. 3 katlar çıkıldı, 5 katlar çıkıldı. Sonra 90'larda büyük bir göç dalgası var. Bu İşte Kürt coğrafyasındaki çatışmalar sonucunda batıya göçlerden İzmir'de doğal olarak payını alıyor ve ikinci kuşakta o birinci çemberin dışında ikinci çember başlıyor ve daha sonra 2000'li yıllarla birlikte daha az kitlesel ama göç de devam ediyor. Ve Torbalı, Kürt göçünün yolu, Torbalı da İzmir'in dış ilçelerinden bir tanesi, coğrafik olarak bunu belirtiyorum çünkü mekan çok önemli ve tarımın da yoğun olduğu bir yer. Kürt göçü var Torbalı'ya yoğun ve Kürt tarım işçileri göç ediyorlar. Sanırım bir 10 sene mi 8 sene mi vallahi tam hatırlamıyorum. Burada hani beraber çalıştığımız arkadaşlar varsa onlar doğru tarih daha iyi bilir. Orada Kürtlere yönelik, Kürt tarım işçilerine yönelik Türk etnisizleri, tarım işçileri ve yerli halk tarafından bir takım linç hareketleri adını koymak lazım vardı. Biz oraya gittik çalışmaya. Aradan yıllar neyse bir şeyler elimizden geleni yaptık, yatıştı falan. Sonra aradan zaman geçti. Halkların Köprüsü isimli şehrimizde güzel bir dernek var. Suriyelilerle ilgili çalışıyor. Bir süre geçti. Torbalı biraz daha turizmle ilişkilenmeye başladı ve Kürtler, yani bizim bir zamanlar kendilerine yönelik saldırıları en azından protesto etmek için gittiğimiz Kürtler bu arada tarım işçiliğinden daha turizm sektörüne geçtiler ve Suriyeliler bu sefer tarım işçisi olarak çalışmaya başladılar ve biz bu sefer de Suriyelilere yönelik linçler için oraya gittik. Ve Kürtler ve Türkler hep beraber Suriyelilere karşı hareket ediyorlardı. Bu örneği neden verdim? O kadar dinamik, sürekli akan, hiçbir yer, yani bir yerde, sosyal bilimcilerde hep öyle bir şey vardır. Sosyal bilimciler bir olguyu araştırırken onu sanki böyle anda dondururuz biz. Yani sanki orada biz o an aslında biliyoruz. Oysa biz onu araştırırken bile o dönüşüyor, akıyor. Yani böyle bir şeyden aslında söz ediyoruz. O yüzden nerede, kim, hangi ilişkiler içinde, enteraksiyonlar ne orada? Yani hiçbir şekilde yerli, göçmen, yerleşik işte göçmen, bu ilişkileri böyle yekpare bütünlerden söz ediyor gibi görmememiz gerekiyor. Şimdi bu, çünkü ne olduğunu hatırlayacağım şimdi.
yokluğunu birazdan yayacağım. Şimdi bu çerçeveden bakarsak aslında bütün mekan, zaman ve insan üzerinde gerçekleşen pek çok olguyu anlarken etnik köken, cinsiyet, sınıfsal faktörler, herhangi aidiyetler, yani dini olabilir, politik olabilir vesaire. Bütün bunlar, demografik özellikler, bütün bunların karşılıklı birbirini etkilediği bir böyle karmaşık yapıdan söz ediyoruz. Şimdi bugün aslında bu bağlamda konuşabileceğimiz çok şey var ama mekanla kurduğumuz ilişkide ister göçmenlerle çalışalım, yani göçmenlerin hangi türüyle çalışırsak çalışalım, mekanla kurduğumuz ilişkide bir kere yerin, yani yer, mekan ve yer ayrı kavramlar, yani space ve place kavramlarını biz çevre psikolojisinde farklı anlamlarda kullanıyoruz. Mekan daha somut, yer çok daha somut, yani insanın kendilediği mekan, yer. Yer kimliği, kendiliğinden edindiğimiz, benliğimizin, kimliğimizin ayrılmaz bir parçası. Yani biz benlik, ego, self, ne derseniz deyin, benlik süreçlerimizi yerlerle ilişki içinde oluşturuyoruz. O yüzden yer kimliği olmayan bir insan yok. Ama kimliğin görünüşleri farklı. Şimdi bu yer kimliği meselesi çevre psikolojisinde çok kent kimliği, yani kentlerle ilgili çalışıyorsunuz, sonra kent kimliği diyorsunuz ama mahalle kimliği, efendim ülke, dünya, yani bir sürü kimlik, mekana bağlı, yere bağlı kimlik süreçlerine çalışıyor uzun yıllardır. Ben de İzmir'de ve Türkiye'nin farklı yerlerinde çalıştım. Bu sözlü ettiğim altı şehirli göç araştırmasında da şimdi modelini göstereceğim size ama önce şunu göstereyim. Bu İsveçli bir çevre psikoloğu da 2000'lerin başında yer kimliğinin insanların yere neden bağlandıklarını, yerin anlamlarının bir analizini yapıyor, derinlemesine görüşmeler yaparak. Bizde Francis Corpella isimli bir çevre psikoloğu vardır. Onun geliştirdiği insanların en sevdikleri yerler konusunda bir metin yazdırıyor ve o metni analiz ediyor. Onu İzmir'de biz de tekrarladık bir 20 sene önce falan. Gerçekten belli kategoriler çıkıyor. Yani insanlar yerleri böyle romantik, hani irade seveyim ben burayı diyerek ya da burası sevilecek ya, hani benim girişte söylediğim gibi. Sevmiyorlar aslında. Bu bir bu işlevsel bir şey. Bir takım işlevleri var yere bağlanmanın ve bir takım gerekleri var. Yani kendiliğinden olmuyor, iradeyle de olmuyor. Mekanın ve insanın karşılıklı etkileşiminde bir işlevsellik söz konusu. Şimdi uzun uzun anlatmayayım, vakit harcamayayım. Ben çevre ve diğer insanlar, çevre derken biz sizler çevreyi kastediyoruz, arasında olup bitenler. Bakın orada da hani çok bireysel ya da büyük düzeyinde kavramlardan söz ediyormuşum gibi ama ortadaki politikalar, devlet, vatandaşlık, onlar ortada duruyor aslında. Şimdi bunu niye söyledim? Örneğin biz İzmir'de mesela şimdi konu Suriyelilerle kaç gündür artık iyice bir önem çıkmaya başlayan bir olgu uzun zamandır var ama giderek köpürtülüyor. Biz diyelim Suriyelilerle ilgili İzmir'de bir arada yaşamaya ya da işte hepimizi mutlu edecek politikalar oluşturması için devleti zorlamaya, kaynaklarımızı daha adil paylaşmaya hepimiz için yönelik politikalar geliştirmeye çalışalım. Türkiye'nin genel politikasında bu konudaki ya da genel kamusal tartışmalarda bu konu nasıl ele alınır ister istemez size etkiliyor. İşte hukuk sistemi etkiliyor, medya etkiliyor, her şey etkiliyor. Yani hiçbir şey sadece birey düzeyinde gerçekleşmiyor. Bütün bunlardan hareketle şöyle bir bizim TÜBİTAK projesinde kullandığımız ve bu
öz dünyayı bunu bir defa geliştirdik. Göç sürecini bütün değişkenler açısından mekansal ve kültürler arası bir karşılaşma olarak tanımlayan bir model geliştirdik. Burada çok önemli, şimdi tek tek anlatmayayım, görüyorsunuz umarım ama bütün bunlar birbirine ilişki için, neden sonuç ilişkisi değil, burada önemli olan şeyleri söyleyeyim. Şu çok önemli bir kere, insanların göç ettiği yerde o kentin, oranın, o yerin mekansal mekanlarını, sadece kamusal alanlarını değil bakın. Yani mekansal girişleri o kente ne kadar mümkünse o kadar entegre olabiliyorlar. Entegrasyondan da kastım hiç, hani bu çok yanlış kullanılıyor. Sanki asimilasyonla entegrasyon aynı şey gibi kullanılıyor. Hiç öyle değil. Entegrasyon iki tarafını da dönüştüğü aslında bir süreçtir. Tabii şunu diyebilirsiniz, iki taraf eşit mi? Tabii değil. Ama zaten Tunç Bey'in girişte söylediği gibi dünya tamamen eşit bir sisteme kavuşmadıkça da eşit olmayacak. Yani biz sadece eşitsizliği nasıl yumuşatabiliriz diye öneriler geliştirmeye çalışıyoruz. Yoksa eşitsizlik böyle ortadan kalkmaz. Şimdi mekanları kullandıkça, bir yerde yaşama süresi arttıkça o yere ilişkin, ama en mikro düzeyden, evinden, mahallesinden, kent meydanından vesaire memnuniyeti artıyor. Ve bu memnuniyet artışı kente bağlanmayı, kent kimliğinin gelişmesine getiriyor. Ve bu da döngüsel bir şekilde aslında mekansal kullanımı daha da artırıyor. Şimdi burada ne kadar vaktim var şimdi? Zaman hızlı geçiyor. Şimdi çok şey var aslında söyleyebileceğim ama şunu söylemek istiyorum. Bu getto meselesi, yani zengin getto, yoksul getto. Şimdi biz aslında tek tipliği ya da kapanmayı, yani grupların kapanmasını hep kötü bir şey olarak ele alıyoruz. Yani gruplar arası geçiş, sosyal psikoloji de öyle klasik olarak. Gruplar arası geçişliği ne kadar varsa iki taraf için de daha yani tırnak içinde birlikte yaşama diyebilen var ya, daha mümkün olur bu ve iyi olur gibi düşünüyoruz. Oysa son, yani 2010'lardan sonra Cebimiz Gözü'ne yapılan çalışmalar bizim araştırmamızda da çıktı, bu araştırmamızda. Hani zengin gettolarının bir grubu için şunu söyledik ya, kentin renklilerinden, siyahlarından, efendim her türlü çeşitliliğinden uzakta bir hayat isteyenler nasıl kendilerini kapatarak orada bir hayat kuruyorlarsa, yoksul gettolarında da ayrımcılıktan korunmak için aslında kapanma ihtiyacı ortaya çıkıyor. Mesela özellikle Ankara'da tanık olduğumuz bir şey çok açık. Şunu söylüyorlardı. Ankara'da da bakın, bütün bu bulguları düşünürken şehirlerdeki perifer bölgelerle merkez arasındaki mesafelere ve hani o yerleşimin yapısını hiç unutmamamız lazım. Ankara'da bayağı uzakta göç, yani yoksulların yaşadığı bölgelerde gitmek istemiyorlardı. Özellikle kadınlar gitmek istemiyorlar kent merkezine. Çünkü ve tabii bu şu da etkili. Eski gecekondularda mahallede pek çok sosyal fiziksel kolaylık artık sağlanabildiği için merkeze gitme ihtiyaçları da olmuyor. Merkeze uzakta zaten, ama merkeze gitmeyi en çok istememelerinin sebebi, yani çok düşük çıkıyor skorlar. Kent mekanlarıyla kurulan ilişki çok düşük çıkıyor Ankara'da mesela. Diyorlar gitmek istemiyoruz çünkü gittiğimizde canımız sıkılıyor. Çocuklarını mesela mahalle dışındaki okullarda okutmak istemiyorlar. Yani ayrımcılıktan korunmak için bu bir sürü yerde farklı biçimlerde oluşuyor, gördük. Ayrımcılıktan korunmak için kendilerine benzer olanla, bakın zenginler tehditten korunmak için, benzemez olanın tehdidinden korunmak için, yoksullar ayrımcılıktan korunmak için kapanma ihtiyacı duyuyorlar. Levika var, Polonyalı, benim çok sevdiğim bir çevre psikoloğu, diyor ki
belki de yanılıyoruzdur. Belki de sınırları geçirgen olan ama orada yaşayanların kontrolünde olan yaşama mekanlarının belki de bir sakıncası yoktur, yoksullar açısından söylüyor. Ve burada tabii daha uzun bir tartışma gerekiyor. Yerel yönetimlerin görevine. Yani yerel yönetimler onları kendi haline mi bırakacak, yoksa aslında onların kent merkeziyle ilişkilerini ve kentin sosyal fiziksel kolaylıklarından yararlanma biçimlerini bir şekilde düzenleyecek mi? Şimdi yani bu kapanma açılma meselesi çok boyutlu. Uzun uzun konuşmak lazım. Tek doğrusu yok. Zengin gettolarıyla yoksul gettolarının çok önemli farkları var. Zengin gettoları bir kere bütün kendi, yani toplumdan sadece ev, yani konutlar düzeyinde farklılaşmıyorlar. O getto içinde ihtiyaçları olan her türlü sistemik kurumu zaten inşa ediyorlar. Okulları var, vesaireleri var, her şeyleri var, alışveriş merkezleri var. Yoksullar için bu böyle değil. Yoksulların biz hangi ihtiyaçları için mahalleden çıktığına baktık. Zorunlu. Mesela eğlence için, işte şey için, sanat, kültür faaliyetleri için falan asla çıkmıyorlar. Sağlık için çıkıyorlar. Eğitim için çocuklar büyüdükçe çıkıyorlar. Çok temel ihtiyaçlar için çıkıyorlar. Onun dışına çıkmak istemiyorlar zaten. Şimdi hatırlayın, bu zengin gettoların ilk adları güvenlikli sitelerdi. Önce güvenlikte olmak için bu siteleri inşa ettiler. Ama daha sonra yaşamak için bu siteleri geliştirdiler. İstedikleri her şey var içinde. Mesela AVM'lerle biraz başlamadı mı bu aslında soyullaştırma mekanları? Bu da ayrı bir şey. Şimdi İzmir'de mekansal ayrışmalarla ilgili bakarsak aslında çok çok farklı tipler var. Mesela zengin gettoları var zaten eskiden beri, işte soyaktır vesairedir gibi. Şimdi Ayşe'nin girişte söz ettiği Urla çok başka bir şey. Yani Safaköy mi oranın adı, ben hiç gitmedim. Safaköy çok başka bir şey. Burada söylemeden edemeyeceğim. Bu şehre ne kazandırıyorlar diye düşündüğümde bebek enginar diye bir kavram kazandırdılar. Farkında mısınız? Bu beni çok rahatsız ediyor. Olmamış enginara bebek enginar diyorlar. Ve bizi, yani bebek olan bir şeyi yemekten... Evet, bebek çok korkunç geliyor bana. Bir de bak, enginar kalbi bebek enginarda olmaz Ayşen'cim. Enginarın büyüğünde olur, olgun enginarda olur. Bu konuda bir şey yazmak istiyorum. Çünkü ben dehşete kapılıyorum. Bunu reddedin lütfen. Yani bebek enginar lafını kullanmamayı öneriyorum. Ve bir bebek enginarı bize bir tabakta 600 liraya falan satıyorlar. Yanına bir sos, ızgara yapıp. Şimdi bunu şey için söylemiyorum. Bu bana çok acayip geliyor. Ve kendi mahallelerindeki restoranlarda bunu yiyorlar. Bizim İzmir'in aynı sınıfı paylaşan sınıf dostları da oraya gidip, hatırlamıyorum, bir restoranları var ünlü. Oraya gidip o yemekleri yedikleri için övünüyorlar. Şimdi bakın, ne sakıncası var diyebilirsiniz. Orada yaşıyorlar, kendi restoranları var. Enginar'a bir isim verdiler, onu yapıyorlar, yiyorlar. Çok otantik, çok yerli. Orada palmiyeleri kesip oraya bir site yapıyorlar ve adına palmiye sitesi koyuyorlar. Bunu da burada söyleyeceğim. Yerel yönetimlerin buna bir dahili varsa da hakikaten çok ayıp etmişler. Yani bunun da, bakın, biz buna zorlamalıyız yerel yöneticilerimizi. Bunlara izin vermeyin yani. Palmiyeleri kesip sonra da orada site yapıp adına palmiye sitesi koymasınlar. Ve bakın, bilinmiyor diye bunları biraz söylemek istiyorum. Kooperatifçiliği bitirdiğini biliyor musunuz Burla'daki soyullaştırmanın? Kadınlar, kadın örgütlenmesi çok güçlüdür oralarda. Kooperatifler üzerinden dayanışma ekonomileri bitirdiler. Çünkü tarlalarına gidip yüksek paralarla ürünleri satın alıyorlar. Kadınların kooperatife gelmesine gerek kalmıyor. Kooperatifçiliğin bitmesi aynı zamanda kadınların
kamusal alandan uzaklaşması anlamına geliyor. Çünkü evden ben bir dolanayım diye çıkma gibi bir çiftçi ve yoksul kadınların öyle bir şeyi yok. Davranış pratiği yok. Kamusal alanlar inanılmaz pahalanıyor. Şeyi hiç saymıyorum. Bilindik diye kiralar miralar. Yani bu şu anlama gelmiyor bakın. Gitsinler gelmesinler, tabii ki gelsinler. Tabii ki. Yani bu şehrin çekici olan yanları var. Gelmek isteyecekler tabii. Ama bunun gerçekten nasıl, bakın Ayşen örnek verdi ya, sahil evlerinde mangal yapıp duman çıkarmalarını engelliyorsa eğer yerel yönetimler ya da kimse, yoksulların, o zaman zenginlerin de bir tabak yemeği 600 liraya satmasını engelleyecekler. Ya da atıyorum Urla'da mesela caz konseri yapıldığında oradaki halka açık bir konser yapmayı da zorunlu kılacaklar izin vermek için. Atıyorum. Yani düşünüp taşınıp. Çünkü onların bu şehre borcu var. Bu şehrin diğer yurttaşlarına borcu var. Bunu ödemelerinin prosedürlerini geliştirecekler. Yoksa tabii ki gelecekler ama mekanların rantları, şunları bunlar kontrol edilecek. Ayrıca ne var? Bitiriyorum. Gated komüniteler var. Çok çeşitli gated komüniteler var İzmir'de. Kıra göç var. Tekil tekil. Yani ben bir dağ köyünde yaşıyorum. Köyün içinde yaşıyorum. Bir normal bir köy evinde. Köy yolunda bizim son 5 yılda inanılmaz artan villa siteleri var. Ama şey gibi değil. Zengin gettoları gibi değil. Kapalı değil yani. Havuzları falan var ama daha en azından kapanmadılar. Bir gün kapanırlar mı bilmiyorum. Çok su kullanıyorlar. Bununla mücadele etmek lazım. Çünkü dağda havuz yapıyorlar arkadaşlar. Dağda yani bildiğin dağda havuz yapıyorlar kocaman ve çok su kullanıyorlar. Şimdi bunu aslında göçmenlerin iyi, yani iyi olma halini, mekansal bütünleşmeleri ne belirliyor bir regresyon analizi bakın. Kent yaşamı ve kentin yerleriyle ilişkilerden memnuniyet çok önemli. Cinsiyet çok önemli. Kadınlar çok daha kolay şehre dahil oluyor. Gelecek boyutu, kent kimliği ölçümlerimiz var bizim. Geleceğini göç ettiği yerde görmek. Bu çok etkili. Eğer geleceğini orada görmüyorsanız entegrasyonunuz da çok zor oluyor. Göç edilen yerin diğer yerlerle karşılaştırılması, etnik köken, biz Türk ve Kürt göçmenlerle ayrı ayrı analizler yaptık. Tabii ki Türk göçmenler Kürt göçmenlerden daha kolay entegre oluyor. Çünkü benzerlik çok daha fazla. Ama Diyarbakır'da örneklemimiz içindeydi. Benim açımdan çok şaşırtıcı olmuştu. Öyle beklemiyordum. Yani biliyorsunuz Diyarbakır'a göç eden de Kürt. Yerleşik kültürde Kürt. Orada da aynı mekanizmalar, yani yerleşiklerin göçmenlere yönelik aynı mekanizmalarla, aynı zihniyet yapılarıyla ayrımcılık geliştirdiklerini gördük. Şu kritik. Şimdi kent kimliği meselesi. Altı şehirde bakın, İzmir ve Diyarbakır birbirine çok benzer biçimde. Kent kimliği en yüksek iki şehir. Şöyle düşünülebilir. Diyarbakır'da bir kimlik arka planı var diye düşünülebilir. İzmir'de de bir kimlik arka planı var aslında. İzmir'de asla solculuk demiyorum ona. Ben sekülerlik, Diyarbakır'da Kürt kimliği çok önemli. Ama Diyarbakır'la İzmir'in, yani iki şehri de bilenler bilir, çok aslında mekansal olarak da benzer özellikleri olduğunu düşünüyorum. Şimdi kent kimliği ya da İzmir'den söz edersek İzmirlilik, bizim Ankaralılık, İstanbulluluk, Aksaraylılık, Konyalılık, olsun ya da olmasın diyebileceğimiz bir şey değil. Var. Yani yerlere bağlanarak yaşıyoruz. Önemli olan çok farklı gruplar için de çok farklı anlamlara geliyor. Mesela Uzundere'deki Erzurum'dan göç etmiş birisi için İzmirlilik artık Erzurum'a dönme isteğinin yok olması anlamına gelirken, İzmir'de doğmuş büyümüş mesela orta üst sınıf biri için İzmir'e
Örneğin İzmir'in dindarlaşmasından tehdit algılamak anlamına gelebilir. Çok farklı anlamlara geliyor. Yekpare bir İzmirlik yok. Deyim bırakayım yani. Vaktimi aşmadım, aşmadan. Evet. Melek Hoca'nın sunumunda bu ayrımcılığın ve kentsel, sınıfsal gerilimlerin çok farklı biçimlerde kendisini gösterebildiği ve aynı zamanda bu ayrımcılığın icra edildiği kategorilerin de çok hızlı bir şekilde değişebildiğini gördük. Fakat hepsini sanırım Silvi'nin sunumunda da aslında ilişkilendireceğimiz şey, bütün bu farklı biçimler aralığını son tahlilde sınıf ilişkilerinin mahiyeti diyelim, sınıf ilişkilerinin örgütlenme biçimi etkiliyor, belirliyor. Şimdi Profesör Doktor Neslihan Demirtaş Mills hocamızdan bir sunum dinleyeceğiz. Neslihan benim 10 sene önce beraber Kadife Kale'de beraber bir araştırma yaptığımız meslektaşım. Sunumunun başlığı çöküntü alanlarında aidiyet sorunları ve gruplar arası gerginlikler Agora Basmane örneği. Açıldı mı? Tamam. Kusura bakmayın, ben oturarak sunum yapamıyorum. Bir ders verme alışkanlığı, onun için ayakta daha rahat edeceğim. Şimdi Melek Hocam sağ olsun benim işimi çok kolaylaştırdı. Çünkü size Agora, Basmane, Kadife Kale ile ilgili, göçün tarihi ile ilgili birçok bilgi verdi. Bir de yer aitliği ile ilgili bence çok önemli şeyler söyledi. Bu sunumu hazırlarken aslında belediye ile diyalog içindeydim kafamda. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediye daha çok neler yapabilir? Kafamda bu vardı. Ve aslında belediye ile konuştum. Çünkü ben belediye projelerinde çalışarak bu bölgeyi tanıdım. İlk önce Cenk ile başladık. Kendimiz yaptık, başladık. Kadife Kale'de kentsel dönüşüm projesi üzerine çalıştık. Kadife Kale kentsel dönüşüm projesi içinde projenin uygulanması aslında heyelan sebebiyle çok meşru sebepleri vardı ama nasıl uygulandığı konusunda eleştirilerimizi yönelttik ve belediyeyi de çok ciddi eleştirilerde yönelttik. Daha sonrasında ben yine Patlıcanlı Yokuşu, Tilkilik, Agora Basmane bölgesindeki bir yokuş, o yokuşun bir turizm aksı olması planlanıyordu. Onunla ilgili bir sosyo-mekansal analiz yaptım arkadaşlarımla birlikte, öğrencilerimle birlikte. Yine daha o sırada, bu tabii İzmir Tarih Projesi kapsamında bir projeydi ve İzmir Tarih Projesi'nin çeşitli workshoplarında, atölyelerinde moderatörlük yaptım. Ve en son şu anda gene aynı bölgede, Agora Basmane'de Pazaryeri Mahallesi'nin özelinde Çıta Slow Sakin Mahalleler Projesi'nde de görev aldım. Oradaki sorunları tespit etmek adına, yani sosyolojik sorunları tespit etmek adına. Yani bölgeyle olan şeyim bu, ilişkim bu. Ve bu bütün bu projeler bana aslında 5-6 senede bir bölgeye yeniden gitme, tabii aralarda da gidiyorum ama yeniden araştırma yapma ve bölgedeki dönüşümleri de biraz gözleme imkanı verdi. Ve bütün bunları yaparken de belediyenin içinde, ben belediyedeki arkadaşlarımla çalıştığım için şu bugünkü sunumumu aslında sanki belediyenin içinden bir belediyeye eleştiri ya da yerel yönetimler daha çok neler yapabilir burada gibi düşünmenizi rica edeceğim. Çünkü merkezi hükümetin yaptıklarına bir eleştiri getirsem, şimdi ondan da bahsedeceğiz tabii de, hani muhatabı şu anda yok. Dolayısıyla ben bizi İzmir Büyükşehir Belediyesi için şu anda onu çözüm ürettiğimiz için konuşmam genelde onun üstüne kurulu olacak. Şimdi bölgedeki genel yerel sorunlar hep birçoğunuzun da bildiği gibi yoksulluk sorunu var. Kentsel servislere erişimde sorun yaşayabiliyorlar zaman zaman. Onlar için en önemli sorun, yani bu Agora Basmane bölgesi için konuşuyorum şu anda, uyuşturucu kullanımı ve satışından oradaki yerel halk çok rahatsız. Bir suç algısı var. Şimdi suçla suç algısı, hocamın da dediği gibi, farklı şeyler. Özellikle yerleşik diyelim, ama yerleşik gene çok
karmaşık bir kavram. Şimdi biraz sonra söyleyeceğim nedenini. Suriyeli olmayan gruplar diyelim, öyle söyleyelim. Sürekli bir suç algısı veya suç hissiyatı ve korku içindeler. Ama somut olarak baktığınızda Suriyelilerin ya da herhangi başka bir oradaki mülteci grubun ciddi bir suç kaydı yok, olan bir şey yok. Zaten soru olarak yönelttiğinizde de hani neyle karşılaştınız, hani nedir bu kaygının sebebi dediğimizde de cevap veremiyorlar. Yok bir şey ama bilmiyoruz, tanımıyoruz. Tanımamak bilmemekle ilgili, onlara uzak hissetmekle ilgili bir durum bu. Ve bir algı aslında daha çok, yani istatistiki bir veriden ziyade. Ve en önemli sorunlardan biri de çok ciddi konut barınma sorunları var. Yani konutların artık bir çöküntü alanına doğru gitmesi bölgenin fiziki anlamda da sosyal anlamda da konuşacağız birazdan. Ve konutların işte çok ciddi haşere sorunu olması, konutların yıkılması, su alması, işte çok fazla nem olması, rutubet gibi bir sürü sorun var. Ve bu sorunlar konutların restore edilememesinden dolayı da her geçen yıl biraz daha büyüyor, öyle diyelim. Şimdi benim söylediğim şey aslında bütün bu yapısal sorunların ortadaki gerginliklere yol açtı. Yani aynen hani sınıfsal olarak ben şunu söylüyorum, kültürler arası farklılıklardan ziyade, yani Suriyeli göçmenlerin ya da oradaki herhangi bir mülteci grubun ya da Kürt grubun birbiriyle olan kültürel farklılıklarından ziyade kentsel servislere ulaşım ve bu yapısal sorunların yarattığı paylaşım sorununun ciddi anlamda gerginlik yarattığını düşünüyorum. Ve bu sistemsel sorunların aynı zamanda güven ilişkilerini aşındırdığını düşünüyorum çok büyük ölçüde. Şimdi bu yapısal sorunların hani yerele olan katkısının, yani yerele olan bu negatif etkisinin nedenlerini parça parça hani bir örnek vermek için şöyle bir şey hazırladım. Şimdi mesela Kadife Kale Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Cenk'le birlikte gördüğümüz orada bir projede çok böyle bireylere göre değişen uygulamalar ve enformal uygulamalar çok fazlaydı. Şimdi burada enformaliteyle anladığım yalnız hep literatürde geçen işte enformal alanlar, formal olmayan alanlar, hep bunlar yoksul bölgelerle özdeşleştirilir. Benim kullandığım anlamı o değil. Enformalitenin aslında devlet tarafından ya da güçlü gruplar tarafından bir taktik olarak, bir strateji olarak kullanılmasından bahsediyorum ben enformalitenin. O mesela dönüşüm projesinde çok enformal bir takım stratejilerle maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi proje yöneticilerini ya da elemanlarının da bu taktikleri ya da stratejileri, strateji demek daha doğru olur, bölgedeki şeyi bir an önce, dönüşümü bir an önce etkin bir şekilde gerçekleştirmek için kullandığını gördük. Mesela bir örnek vereyim size, çok girmeyeceğim ayrıntılara ama biz hep şeyden çok rahatsız olduk. İşte mahkeme süreçleri devam ediyor, daha kamulaştırma değerlemeleri herkes için belli değil. Ama mesela mahkeme süreci biten evleri direkt yıkıyor belediye. Bunda bir sorun yok. Fakat o yıkıntılar aylarca orada kaldı. Bizzat birçok orada çalışan görevliye ben sorduğumda, yani niye bunları toplamıyorsunuz? Çünkü çok büyük bir psikolojik baskı yaratıyor insanlarda, orada kalan ve hala yaşayan insanlarda. Kaldı ki fare çıkıyor, yılan çıkıyor, başka şeyler de oluyor yani. Çocuklar oynuyor üstlerinde. Bir an önce gitsinler diye yapıyoruz. O kadar çok çalışandan duydum ki. Tamam, bu bir, yani bu bir örnek. Bir sürü başka örnekler var. İkinci çok ciddi sorun, yani bu kentsel dönüşüm, biz genelde hani merkezi hükümet ve iktidarın hani bu kentsel dönüşüm projelerini çok eleştiriyoruz ama maalesef iş kentsel dönüşüme gelince yanlışlıklar olabiliyor uygulamalarda. Yani bunu anlatmak için söylüyorum. İkinci durum kesinlikle merkezi hükümetin yarattığı sosyal politika anlayışı ve sorunlarından kaynaklı bir eşitsizlik algısı.
Burada Suriyelilerin varlığı tabii bu eşitsizlik algısını büyütüyor. Çünkü yerel halk zaten ikinci hocamın dediği gibi dönem gelen Kürt göçmeni zaten mağdur ve yoksul. Dolayısıyla işte Suriyelilere belki yapılan farklı sosyal yardımlar olmamasına rağmen o enformalite, yani sosyal yardım sağlanırken yaşanan bir farklı gruplara farklı muamele ya da sizin muhtaçlığınızın o mahallenin muhtarı tarafından büyük ölçüde belirlenmesi hikayesi, yani sosyal ilişkilerin sizin muhtaç olup olmadığınız noktasından idarelere giden bilgiyi etkilemesi çok önemli bir şey. Onun için de mesela sosyal ilişkilerin zayıflamasının en önemli nedenlerinden birisi, araştırmamızda bu çıktı. Birbirlerinin evlerine girmek istemiyorlar. Özel bilgilerini artık paylaşmak istemiyorlar. Çünkü bu aslında bürokratik işlerini de etkileyebiliyor artık. Yani önceden gecekonduda... Aynen. Çünkü önceden gecekonduda dedikodu sistemi her zaman sosyal normları sağlar. Bu başka bir dedikodu. Yani bu dedikodu bürokrasiyle olan ilişkilerini etkileyebiliyor. Dolayısıyla artık kimse kimsenin evine girmek istemiyor. Kimse kimsenin evinde çay içmek istemiyor. Başka sebepleri de var tabii ki ama bir sebebi de bu. Yani çok önemli bir şey. Tabii bu sosyal yardım politikaları genel olarak daha merkezi hükümetinden kaynaklı sorun olarak düşünebileceğimiz bir şey. Ha şimdi üçüncü büyük sorun bence, bütün bu projelerde çalıştım ben. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çok dinamik genç kadrolarıyla ve çok da mutlu olarak çalıştım. Hakikaten öyle ve hala da öyle çalışıyorum. Umarım bu sunumdan sonra hala çalışmaya devam ediyorum. Çünkü biraz eleştireceğim şimdi. Kimin katılımı? Katılım çok sorunlu bir kavram. Şimdi her projede atölyeler yapılıyor, fikirler alınıyor, halkın katılımı sağlanmaya çalışılıyor. Fakat bakıyorum ben, yani birçoğunda da yer aldım. Acaba çok mu güçlüler katılıyor? Güçsüzler yeterince ya da gerçekten işin muhatabı olan problemlerle karşılaşılanlar yeterince dinleniyor mu? Bu çok önemli bir şey. Yani belediyenin bence katılımına çok önem verdiğini biliyorum. Bunu da her fırsatta belirttiğini biliyorum. Ama söylemin ötesinde de bunu yapmaya çalıştıklarına çok eminim. Fakat buna çok çok daha dikkat edilmesi lazım. Yani pratikte biz katılımcı demokrasi diyorsak hem katılan kişilerin kim olduğunun çok önemi var, hem de o katılımlar, yani fikir beyan edilen yerdeki güç ilişkilerini modele edilmesinin çok çok büyük önemi var. Yani bunu da bir, hani yine içeriden bir eleştiri olarak sunmak istiyorum gözlemlerimden yola çıkarak. Etkinlik uygulamaya dair sorunlar. Ha bir de bu var. Yani burada şöyle bir şey var. Mesela size küçük bir, yani örnek Çitta Slow son yaptığımız projede. Çok basit müdahaleler lazım. Yani şimdi mesela Agora Basmane bölgesinde halk belediyeye küskün. Yani küskün derken şöyle küskün. Yani aslında üniversiteleri de küskün. Herkese küskün. Yani hani geliyorsunuz, soruyorsunuz. İnsancıklar mesela bakın girebiliyor muyuz şeylere, üst gelir, hadi bakalım girin gated community'lere de bir araştırma yapın. Alırlar mı sizi? Aa yok öyle, kolay değil. Ama biz ne yapıyoruz? Agora Basmane'ye gidiyoruz, herkes bize kapısını açıyor. Yazık, anlatıyorlar dertlerini. Yıllardır, bakın ben kaç yıldır orada çalışıyorum. Yıllardır gidiyorum, ben artık gitmeye utanıyorum. Çünkü bazı şeylerin, yani o güven ilişkisinin, kaldı ki çok genç kadroları var belediyenin ve çok tatlılar, sahada da çok başarılılar. Dolayısıyla o güven ilişkisinin kalıcı bir şekilde yani sürdürülebilmesi için çok basit müdahalelerle bir ilk önce mahallede bir ya bak oluyor işte falan. Şimdi mesela şeyi gördüm, çok sevindim dün akşam. Instagram'da Tunç Bey'in sayfasında şeyi gördüm. Biz bir şey önermiştik Çitta Slow ekibi olarak. Hani 23 Nisan'da eskiden o şeyin Agora Basmane'nin tam ortasında, bu pazar yerinin ortasında eskiden böyle Luna Park tarzı şeyler kurulurmuş, geçici, mobil. Dedik ki 23 Nisan'da mesela hep onu anlatıyorlar. Yaşlılar anlatıyor, orta yaşlılar anlatıyor. Hani yapın. Dedik mesela bir çocuklarla bir etkinlik yapılmış anladığım kadarıyla. Onu paylaşmış Tunç Başkan. Mesela
hoşuma gitti. Yani böyle şeyler, çok ufak şeyler. Çünkü bunlar aidiyeti çok etkiliyor. Yere olan aidiyeti çok etkiliyor. Yani kurumsal, sistemsel sorunlar yerel sorunları yaratıyor. Ve aslında hani şöyle hemen, pardon. Ne yapılabilir ya da benim alan araştırmalarından çıkan sonuçları toplayan bir şey şey yaptım. Yani şöyle bir şey ekledim bu grafiğe. Şimdi kentsel servislere erişimde şöyle bir şey var. Çöp. Çok basit, bakın, çöp sorunu. Ama çöp sorunu şöyle. Oradaki yerel kendisi bu çöp sorununun sebebinin kendisi olduğunu da ya da sorumsuz insanlar olduğunu da kendileri ifade ediyor. Fakat şöyle çok basit bir sorunları var. Çöp tenekelerini hurdacılar çalıyor. O kadar basit bir şey ki bu. Yani ne olacak? Diyorlar ki bize sabitleyin çöp tenekelerimizi, konteynerlarımızı sabitleyin. Çok basit. Ha, bu tamamen çöp sorunu ya da atık sorununu ortadan kaldıracak mı? Yok, kaldırmayacak belki. Ama çok küçük bu tarz müdahaleler o ihmal edilmişlik algısını çok büyük oranda ortadan kaldıracak. Yani buna ben hani insanlarla konuşmalarımdan kefilim, öyle söyleyeyim. Gene uyuşturucu kullanımı. Burada yapılması gereken şey emniyetle çok ciddi bir kooperasyon. Ve yani kim olduğu biliniyor, kimin yaptığı biliniyor, her şey biliniyor. Basit. Ama kurumlar arası bir iletişimsizlik ya da fonksiyonsuzluk belki var. Bilemiyorum ne olduğunu. Şimdi ev sahipleri, kiracılar. Mutlaka yerel yönetimin bence yapması gereken bölgedeki en önemli şey, kiracı hukukunu bir şekilde, bir AB projesi olur, başka bir proje olur, mutlaka oradaki kiracıların da hakkını koruyacak bir mekanizmayı ya da ev sahiplerini biraz zora sokacak bir mekanizmayı orada hayata geçirmek lazım. Çünkü ev sahipleri kimler biliyor musunuz? Birinci kuşak, işte hocamın sözüne ettiği, Mardin'den göçmüş olan 1960'larda ve artık o bölgeyi terk etmiş, biraz hani maddi durumunu iyileştirmiş, işte başka bir yere, orta sınıf alana yaşamaya gitmiş insanlar. Ve sadece şunu düşünüyorlar, ya otur işte kiracımdan kiramı alıyorum, tamam hani. Ve evlerle ilgilenmiyorlar, evler çok kötü durumda, kiracıların en büyük şikayeti bu. Aynı şekilde Kadife Kale Kentsel Dönüşüm Projesi'nde mesela Cenk'le gördüğümüz şey, kiracıların hiçbir hakkı yok kentsel dönüşüm projelerinde. Çok çok sorunlu bir şey bu. Yani bir sosyal demokrat belediyecilik anlayışının içinde mutlaka bu sosyal hassasiyetin olması gerekiyor bence. Ve bunun da yapılmasının mutlaka yolları vardır. Bütün örneklere bakarız dünyadan. Biz yardım ederiz. Yani elimizden geleni yaparız. Yeter ki bununla ilgili yerel yönetim, kiracı hukukuyla ilgili ve haklarıyla ilgili bir yoksul alanlarda proje geliştirsin. Hemen, şimdi hocamın söyledikleri çok ilgili şeyler, sizin de aynı zamanda Silvi, oraya geliyorum. Mülteciler, Suriyeliler, adaletsizlik algısı, tehlike algısı tanımamaktan kaynaklı. Tanıyamamak. Şimdi şöyle bir şey yok. Hakikaten yerleşik grup da homojen değil. Mülteciler ya da göçmenler de homojen değil. Mesela ilk gelen Kürt göçmenler, Mardinli göçmenler tamamen kendini Türk olarak tanımlayan ilk göçmenlerle kendilerini bir hissediyor. Diyorlar ki aman yabancılar geldi, burası bozuldu. Yabancılar dedikleri son gelen Mardinli göçmenler. Yani bu çok enteresan bir şey, bunu anlamak gerekiyor. Yani bu aslında göçün zamanıyla çok ilgili. Son gelen her zaman istenmeyen oluyor. Bu bir kere, iki kere, iki, dört. Şeyden farklı söylüyorum bunu. Mülteci sorununu sistemsel sorunlarından farklı olarak söylüyorum. O zaten onlar son gelen. Dolayısıyla son gelenden zaten kimse memnun değil. Dolayısıyla bu bir paylaşım sorunu. Aynı zamanda da tanımama sorunu. Tanımak da şöyle olmuyor maalesef. Şimdi kamu mekanının olması, bu mekanda, mahallenin işte ortak parklarında insanların görünür olması sorunu halletmiyor. Hatta görünür olmak bazen rahatsız ediyor insanları. Yani mesela genç, Suriyeli gençlerin o parkta, çocuk parkında bir arada konuşmaları diğer kendini yerli olarak tanımlayanları rahatsız ediyor. Tehlikeli buluyorlar. Ama yani tehlikenin bir temeli var mı? O yok. Ama algı o.
Ya da evden çocuklarını çıkarmıyorlar. Çocukların hepsi bilgisayara bakmaktan şey olmuş. Yani çünkü tehlike. Hani çıkarırsa başına bir şey mi gelir? Tanımıyoruz, bilmiyoruz çünkü artık durumu. Son zamanda maalesef Çitta Slov için gittiğimizde yeni bir şey gördük. O bizi çok endişelendirdi. Yaptığımız odak grup çalışmalarında orta yaşlı iki tane Suriyeli göçmen hanımın dövüldüğünü, yani bu ilk defa karşılaşıyorum. 5 sene önce bununla karşılaşmamıştık. Anlatan iki olay dinledik ve ağlayarak hani anlatıyorlar bunu. Durumun ciddileştiğini, işin gerilimin arttığını gösteren bir şey bu. Ve aynı şekilde onlar da kendilerini eve kapatıyorlar. Yani çok enteresan. Yani hani nasıl gated komüniteler var, işte şey güvenlikli siteler var, yoksul mahalleler var. Burada da herkes evinde. Yani çocukları dışarı çıkartmıyorlar. Suriyeli göçmenler de çıkartmıyor. Kendini Türk olarak tanımlayan yerleşik göçmenler de Kürtler de. Herkesin çocuğu evde. Yani böyle bir şey var. Dolayısıyla benim önerilerim, yani çok nacizane, hani çok kısa kısa söyledim hani neler yapılabilir diye. Mülteci ve yerel halkın birbirini görmesi yetmez. Birbirini tanımaları için uzun soluklu projelerde birlikte çalışmaları gerekir. Mesela Agora Semt evindeki bir çok değerli bir çalışan vardı. Neslihan da adı da sanıyorum, adaşımdı. O semt evinin oynadığı gündelik fonksiyonu size anlatamam ne kadar başarılı olduğunu. Hem Kürt kadınlar geliyor, hem Suriyeli kadınlar geliyor. Dertlerini anlatıyorlar, paylaşıyorlar. Çocuklarıyla atölye çalışmaları yapılıyor. O gerçek bir merkezdi orası. Çok önemli bir şey. Çünkü karşıdakini tanımanız lazım. Onun acılarını ya da onun yaşadığı şeyleri karşılıklı olarak anlayabilmeniz lazım. Kooperatifçilik bu anlamda çok önemli. Kadın kooperatifleri belki her iki grubunda birçok farklı etnisiteden grubun bir araya geldiği, kadınların birlikte iş yaptığı bir şey geliştirilebilir. Çok çok önemli. Ama bence uzun soluklu projelerin olması lazım. Kurumlar arası etkin koordinasyon olması lazım ve işlerin biraz çabuk halledilebilmesi lazım. Ben bu hani bazı konularda yavaşlığın nedenini bürokrasiye bağlıyorum ya da farklı şeylere bağlıyorum ama biraz etkinlik önemli hale gelmeye başlamış vaziyette. Her projede şunu önerdim. Belediye, özellikle yoksul mahallelerde belediye irtibat ofislerinin olması lazım. Yani bu bir kişiden oluşabilir, iki kişiden oluşabilir ama mahallenin içinde genç, dinamik, mahalleyi tanıyan ve birçok insan var böyle, hepsini tanıyorum. Dolayısıyla onların mahallenin dertlerini dinleyeceği, birlikte olabileceği bir irtibat ofisine ihtiyaç var ve en çok da belki mesela Agora Basmane bölgesinde tarihi ev çok ve bunların restorasyonunun yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bunların yapılması için maddi olanaklar olsa dahi bilgi edinimi lazım. Bilgi paylaşımı çok önemli. Bürokratik bilgi paylaşımı, kent bilgisi paylaşımı çok önemli. Onun için belediyenin irtibat ofisleri olması lazım diye düşünüyorum. Dolayısıyla aslında kentsel markalaşmanın ya da buna çok önem veriliyor ister istemez son yıllarda. Çünkü İzmir Belediyesi'nde tabii ki böyle çabaları var. Çünkü dünyanın her yerinde bu var. Ama bu kentsel markalaşmanın, kentsel sağlıklaştırma ve sosyal sorumluluk hassasiyetten ayrı düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Biçimsel uygulamalar, enformalite, prosedürel katılım ve soylulaştırma sürecine karşı bütün önlemlerin elinizden geldiği kadar alınması gerektiğini düşünüyorum. Soylulaştırma bir süreç elbette ki ama bunu engelleyecek, yavaşlatacak, soylulaştırma sonucunda oradaki dar gelirli yurttaşları oradan çıkarmadan, orada bırakarak çözüm üretmeye yarayacak mutlaka bir sürü proje örneği vardır. Mutlaka hukuki bir takım yollar vardır. Bunların üzerinde yerel yönetimin düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ağzınıza sağlık Neslihan Hocam. Kavramsal, kuramsal bir girişten sonra aynı zamanda bunu da içeren siyasa yapmaya yönelik, politika üretmeye yönelik bir çerçeve sunulmuş oldu. Gayet iyi oldu. Birbirini tamamlayan sunumlar oldu. Şimdi isterseniz
topluca soruları alalım ve konuşmacılarımıza bu sorular üzerinden bir 5'er dakikalık süre daha verelim. 5'er dakikayı aşmayacak şekilde. Evet, buyurun. Savaşlar insanların maddi değerlerini de yok ediyor. Yani insanlar da öldürüyor. Ölmeyenler, savaş sırası ölmeyenler de ne yapıyorlar? Göçüyorlar, göçmen oluyorlar. Göçtükleri de maddi değerlerini kaybetmiş olarak göçüyorlar. Maddi değeri olmazsa, dengelenemezse manevi değerleriyle, manevi değerleri de yok. Tamamen ne yapıyorlar? İçingenleşiyorlar. Ben diyorum ki, Rus Savaşı'ndan sonra canını kurtarıp da göçebilenler manevi değerlerini de yok oldukları için, ekinlerini yok etti, ekinleri de yok oldukları için gelecek nesillerin çingenelerini oluşturacak. Aynı şey Amerika için de geçerli. Irak'ta savaş açtı, Suriye'de savaş açtı. Suriye'de savaş açtı, Irak'ı yok etti. Afganistan'da ne varsa hepsini aldı götürdü Amerika. Yani Rusya'da Amerika'da aynı derecede suçlu. Belki bizim de dersimiz sonunda öyle bir suçumuz var, görüyoruz. Yani savaşlardan kurtulmadan çirkinliğin, yozlaşmanın önüne geçemeyiz. İnsanların yozlaşmasının önüne geçemeyiz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çünkü ilerideki nesillerimiz bizim Ukrayna çingeneleriyle haşır neşir olacak. Konuşulacak. İspanyol çingenesi nasıl konuşuluyorsa. Tamam, teşekkür ederiz. Romanlar nasıl konuşuluyorsa Ukrayna çingeneleri bütün dünyayı kapsayacak. Meksika çingeneleri nasıl ki Amerika'yı yok ediyor. Göçüyorlar sürekli. Evet. Savaşlar yüzünden bunlar. Peki tamam, bir yorum oldu daha çok. Savaşı nasıl yok ederiz, onu nasıl kurtarırız bakalım. Biz, buyurun. Biz Çok teşekkür, hoş geldiniz başta. Ben şunu çok merak ediyorum. İzmir 1870'lerde 200 bin nüfus olduğunu biliyoruz. Bu göçmenliğin sınırı ve limiti nedir? Yani hepimiz aslında bu kente geliyoruz. Biz de Selanik'ten geldik. O dönemin göçmeniydik. Şimdi bizim göçmenlik sınırımızın çizgisi nedir? Yani 10 sene mi, 50 sene mi? Yani göçmenliğin sınırı nedir hocam? Ben onu merak ediyorum. Ne kadar bir zaman içinde göçmenlikten yerelliğe, yerli olmaya geçiyoruz? O sınır nedir? Onu merak ediyorum. Peki, teşekkürler. Genel bir soru. Genel. Buyurun. Zaten. Ben Urla deyince, ben konuşmam lazım. Ben Urla'da çalıştım 5 yıl Tarım Bakanlığı'nda. Şu anda yurttaş gazeteciliği yapıyorum, sosyoloğu. Urla konusunda konuşmak istiyorum. Bugün mü, yarın mı bilmiyorum. Onu sormak istedim. Yarın forumum var. O zaman konuşurum. Evet. Teşekkürler hepinize. Buyurun. Benim sorum Madame Tissot'ya olacak. Bu jantrifikasyon projesi. Jantrifikasyon projesi hakkında bilgi verdi. Ma question à vous, Madame Tissot, c'est le projet de gentrification que vous avez référencé. Est-ce un projet qui a été réalisé pendant une période de des années, et puis par la mairie ou par le gouvernement? Et quels étaient les résultats? Comment vous pouvez faire une valoriser, et est-ce que vous pouvez le suggérer par exemple pour Izmir, par exemple pour la Turquie? Pekala. Bir soru daha alalım. Hocam buyurun. Sonra da 5'er dakikalık bir konuşmayla kapatalım oturumumuzu. Yani 5 dakika olmak zorunda değil. 2 dakika. Merhaba. Öncelikle herkese çok teşekkürler sunumları için. Çok değerliydi. Organizasyona da çok teşekkürler. Ben 2009 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. İlk işe başladığımda iç göç entegrasyon projesi sürdürülüyordu. Bu projenin ne kadarıyla yani ne kadarı değerlendirilerek bir sonraki adıma geçildi ve Agora ortak yaşam
atölyesiydi sanıyorum, tam adını bilmiyorum ama o bölgede hayata geçirilen bir çalışmaydı. İç göç entegrasyonla ilgisi var mı bilmiyorum ama o proje dönüştü ve şu anda Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü olarak o bölgede hizmet yürütüyor arkadaşlarımız. Belediyelerin tek başına, ve sorum şu olacaktı aslında, önce soruyu sorayım da bu bilgilendirmeyi ve kafamdakileri de aktarmak istiyorum. Az önce bir soru geldi. O soru paralelinde yerellik nedir? Ne olduğunda biz yerel halk oluyoruz burada? Ben Siverekliyim ama 85 yılından beri İzmir'de yaşıyorum ve ben kendimi İzmirli gibi hissediyorum. Neredeyse 40 yıl buradayım. 85'ten bu yana İzmir'de yaşıyorum. Bunun bir ölçüsü var mı? Bir şeyi var mı? Sınırı var mı? Ben yerel miyim? Göçmen miyim? Bu konuların netleşmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin evet bu konularda, bu alanlarda çok fazla şey yapması gerekiyor. Çok fazla sorumluluğu var. Ama gerçekten bir dönüşüm ya da eşitsizlik dediğimiz şeyin daha az eşitsizlik olabilmesi için merkezi yönetimden bağımsız bir yerel yönetim uygulaması düşünmek çok bence anlamlı değil, kalıcı değil çünkü. Ama bu demek değil ki yerel yönetimlerin bir sorumluluğu yok ve böyle bir süreci tek başlarına yapabilecekleri bir şey yok. Ama bunun için sanıyorum öncelikle biz belediye çalışanlarının bu tür konularda daha pek çok konuda olduğu gibi bir farkındalık sürecinden geçmemiz gerekiyor. Ki biz yerel halk için ya da burada yaşayan, İzmir sınırları içinde yaşayan halk için çalışıyoruz. Mesela burada kent dedik, mekan dedik, toplumsal bir eşitsizlikten söz ettik. Aslında tam da burada bir konu başlıklarından başlıklarına baktım. Kadınlarla ilgili bir başlık göremedim. Oysa göçle gelenin de yerel olanın da kadınlar açısından kentte, mekanda bambaşka anlamlar içeriyor. Bu konuda bilmiyorum hani sunumlarda denk gelecek miyiz? Ama hani belediyenin de bu alanda yaptığı çalışmalar var. Umarım forum bölümünde de onların da görüşü alınır bu çalışmalarda. Tekrar çok teşekkürler herkese. Çok teşekkürler. Bu son soru ve yorum özellikle iyi oldu. Tamam hocam. Devam ediyor muyuz? Birkaç soru daha alalım isterseniz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle benim için soru değil ama son hocanın söylediği çok önemli nokta var. Ben de bunu işaret etmek istedim. Hem göçmen olarak ben ne gördüm ne bildim. Belki hepimiz için daha faydalı olur diye. Özellikle hoca dedi ki tanımak lazım. Yani en önemli soru benim için birbirimizi tanımamakla alakalı. Nasıl eğer tanıştığımız zaman zaten öteki insana yabancı olmadığına, senden farklı olmadığına farkına varıyorsun. Ve bu insan ne yapabileceğini biliyorsun. Eğer bizim mahallelerden topladığımız çok bile bize geri dönüşüm olarak fayda sağlanacak bir haline dönüşebiliyorsak, yani inanın her insana faydalı olacak bir durumlar vardır yani. Sadece bu insanı tanımak ve bu insan ne yapabilir, ne yapamayabilir. Tanıdığımız zaman bütün sorunlar hepsi ortadan kaldırmasak bile çoğu kalkacak diye düşünüyorum. Yani tanımak gerçekten çok önemli. O yüzden hocaya çok teşekkür ediyorum. Mesela bizim Türkiye'ye yeni geldiğimiz zaman Türkiye'deki hem insanlara tanımadığımız için ve kültür olarak biraz farklılık olduğu için bazen kaçınıyoruz. Bize çok soru soruyorlar. Ve sorular sorulduğu zaman bizim alışık olmadığımız bir sorular var. Mesela kaç yaşındasın, baban ne iş yapıyor, kaç kardeşsiniz, bu tür sorular.
Ve biz Afrikalılar olarak biz bu kültürlere alışık değiliz yani. Kaçınıyorduk yani. Sonra yıllar sonra biz de okey bu yani muhabbet devam ettirsin diye evet. Ya bir parantez açmak için diye bunu anladığımız zaman bazen daha fazlası biz soruyoruz yani. Yani demek ki tanımak önemli yani. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İsterseniz burada hemen bir tur daha yapacak şekilde bir üçer dakika konuşalım. Neslihan'la başlayalım. Şimdi şey olduğu için belediye sorusu da merkezi hükümet belediye yorumunuza dair bir şey söylemek istiyorum. Farkındayım. Zaten onun için dedim konuşmamın başında merkezi hükümet muhatabımız olmadığı için ve de sadece yerel yönetimin yapabileceği, kendi gücü içerisinde yapabileceği müdahalelerden bahsettim onun için zaten. Yani tabii ki çok alakalı ve hala eksik kalır tabii ki yani mümkün değil tam olması. Çünkü mesela Suriyelilere olan bakış da aslında makro politikalardan etkilenen bir bakış olabiliyor zaman içinde. Yani gündelik yerel ilişkilerden ziyade makro politikaların da etkilediği ya da makro söylemlerin de etkilediği bir durum alabiliyor. Çok o soru geldi, onun için çok kısaca söylüyorum. Yerellik nedir? Kendimizi ne zaman yerli gibi hissedebiliriz? Vallahi onun bir öyle sayısal bir şeyi yok. Yani hani şu yıl, bu yıl gibi. Siz kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bu çok önemli. Bir ikincisi de aslında bir kent yaşamı düşünüyorsak eğer hemşeri hukuku denen bir şey var. Yani o kentte yaşayan herkes o anda o kentte yaşayan herkes o kentteki bütün servisleri almayı hakkıdır. Yani bu hemşeri hukuku denen kanunda da olan bir şey. Dolayısıyla bence yani ben mesela daha önce de arkadaşlarımla konuştuğumda mesela bir böyle Suriyelileri ya da başka göçmen grupları hep geçici olarak görme hikayesi var. Geçiciler, kalıcılar tabii kimisi geçici, kimisi kalıcı. Mesele o değil. Mesele şu, o anda kentte yaşayan herkes kentin servislerinden mümkün mertebe eşit oranda faydalanabilmeli. Siz o kentte yaşıyorsanız ve kentinizi yerli olarak görüyorsanız mesele bu. Yani aslında bence o kentte yaşayıp kendini yerli olarak hissedememe sorun. Yani çünkü o zaman ya bir ayrımcılıkla karşı karşıyasınız ya da bir sorununuz var yani sistemsel olarak. Bence mesele o. O kadar. Ben hani onları söylemek istedim. Evet. Arkasından. Evet, Neslihan'a katılıyorum. Şeyler de, empirik veriler de aslında bunu destekliyor. Yani bu konuda dediğim gibi çok farklı Türkiye'nin şehirlerinde yaptığımız araştırmaların karşılıklı karşılaştırmalı verileri var. Mesela İstanbul'da, yani şöyle diyeyim önce, yerlilik orada doğmuş olmakla ilgili bir şey asla değil. Öyle anlaşılıyor. O şey gibi yani hani vatandaş olmak için de o kanı taşımak, ana babanın soydan gelmiş olması gibi bir şey çok, hiç öyle bir şey değil. Teori yani akademik olarak öyle olmadığı gibi sıradan insanın nezdinde de öyle değil. Yani ne zaman beyefendi galiba öndeki ne zaman bu oluyor dedi. Aslında zamanı belirsiz de değil. Dedim ya biraz önce bir regresyon analizi sonucu vermiştim. Kentte yaşama süresi arttıkça ve geleceğini o kentte kurguladıkça başka değişkenlerde etkili ama yerlisi oranın hissetme kimliği artıyor. Kalıcı hissetmiyorsun. Evet, yani yerlilik orada hayatını sürdürmeye dair iradeyle ilgili bir şey. O yüzden mesela İzmir en çok göçmenlerin yerli hissettiği şehirlerden biri. Çünkü söyledim ya, kent kimliğini de ancak yerli hissedebildiğiniz zaman geliştirebiliyorsunuz. Yani İzmirliyim ben diyebilmeniz için bu kente mekansal, sosyolojik, psikolojik yatırım yapmış olmanız lazım. Mesela İstanbul'da çok düşük, Ankara'da çok düşük. Bakın ama size çarpıcı başka bir şey söyleyeyim. Kent kimliği arttıkça çok kültürlülük ideolojisi de azalıyor. Çünkü yani bu çok, bunlar paradoksal işler. Çünkü şöyle oluyor. Kent kimliği geliştikçe bir şehirde
o kentin yurttaşı olmak diyeyim. Bir kendi benlik saygınızı artıran bir statü değeri kazanmaya başlıyor. Ayrıca bunu sadece o kentte yaşayanlar da oluşturmuyor. Türkiye'de mesela İzmir için çok rahat söyleyebiliriz. İzmir diye bir şehir efsanesi, bir illüzyon var. Kime sorsanız İzmir'e gelmek istiyor. Farkında mısınız? Dünyanın en güzel kadınları, en güzel adamları, en güzel içkileri, en güzel mezeleri burada var sanıyorlar. Bunu sadece zenginler sanmıyor, yoksullar da böyle sanıyor. Yapılan araştırmalar mesela en çok göç edilmek istenen şehrin İzmir olduğunu gösteriyor. Bu bir illüzyon aslında. Yani böyle algılandıkça İzmir'de yaşayanlar da kendilerini böyle hissediyor. Anlatabiliyor muyum? Önereceğiniz başka bir yer var mı hocam? Daha iyisi varsa onu... Nereye? İzmir'den? Yok, gelin buyurun gelin ama bebek enginar istemiyorum. Yani bakın, soylulaştırmanın sakıncası işte güç o. Yani hiyerarşinin tepesinde olduğun zaman senden önce kurulu olanı, verili olanı, yerleşik olanı böyle bir kalemde çizip atma şeyin var. Yoksulların böyle bir gücü yok. Ne trajik değil mi? İnsanlar yoksul göççülere, işte Suriyelilere vesaire kızıyorlar. Onların aslında hiçbir şey değiştirme gücü yok. Ancak hayatta kalmaya çalışıyorlar. Neyse, bayağı böyle bir zengin düşmanı gibi görünüyorum ama değilim yani, bebek enginara çok kızıyorum sadece. Selçuk örneğini vereceğim. Selçuk'ta yaptığımız araştırmada biz onu çift kimlikli özdeşim diye tarif ettik. İzmir zaten tam bir göç şehri. İzmir'de yerli yok. Selçuk da öyle, bakın. Tarihin belli bir dönemine kadar Selçuk diye bir yer yok. 3000 kişilik bir veriyle bir nüfus envanter çalışması yaptık. Kim sizce Selçuk'un yerlisi kim diye sorduk. Herkes kendinden önce bildiği kadarıyla en önce gelen hangisi diye önce bir zihninde yorumluyor, ondan sonra onu söylüyor. Ve ortak şey Giritliler, en erken gelen Giritliler, ben de bir Giritliyim ama bizimkiler İzmir'e gelmiş, yerleşmiş. Ve Selçuk'ta şöyle bir şey var. Belli bir süre sonra Selçuk kimliği oluştukça asla İzmir'de mesela artık Erzurumluyum demez. Ama Selçuk'ta şunu diyor. Yugoslavım ama Selçukluyum. Giritliyim, Selçukluyum. Çift kimlikli özdeşim süreci var. Ve ilginç de bir şey vardı bizim Selçuk araştırmamızda. Kendisinden öncekilerin, yani yerli olanı yakın tarihte gelenle belirleme söz konusu. Daha fazla uzatmayayım ama bu oluyor yani. Bir şekilde oralı oluyorsunuz. Alors, avant de répondre à la question, je voudrais juste revenir sur ce que disait Melek et quand elle réfute l'idée que la ségrégation est forcément quelque chose de problématique, alors qu'il y aurait un idéal de la mixité sociale des échanges dans l'espace. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Et d'ailleurs, les études sur la gentrification illustrent très bien ça, parce que des quartiers gentrifiés sont souvent des quartiers mixtes. Mais la mixité sociale, en fait, s'accompagne très bien des inégalités sociales. J'en veux pure preuve ce qu'évoquait aussi Nesliane quand elle évoquait la question du logement. C'est-à-dire que le fait que dans un même espace cohabitent des propriétaires et des locataires qui sont menacés d'expulsion, on peut dire que c'est une situation de mixité sociale, mais avec des très forts rapports de... rapports de pouvoir et des inégalités socio-économiques très, très brutales. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que le sens des ghettos de riches et des ghettos de pauvres, enfin en tout cas ces deux réalités spatiales et sociales, renvoient pas à la même chose. C'est-à-dire qu'on peut dire que le regroupement des riches dans des espaces vient quand même renforcer leur pouvoir, et c'est un instrument pour renforcer leur pouvoir, sans vouloir non plus apparaître comme une ennemie des riches, tandis que les ghettos de pauvres ou le regroupement spatial dans des quartiers populaires en fait traduit des formes de résistance à des relations de pouvoir.
comme Nesliane l'a bien montré, c'est-à-dire on se regroupe dans des espaces pour créer des relations de solidarité, d'entraide, etc. Donc c'est pas la même chose, de même que l'expérience de l'ailleurs sera pas du tout la même. Il y a une enquête qui se mène aussi dans notre laboratoire sur ce que vivent des femmes musulmanes à Marseille quand elles viennent dans le centre-ville, et c'est des formes de discrimination et d'humiliation très très brutales. Tandis que quelqu'un de très fortuné qui s'aventure dans des espaces, par exemple, de centre-ville mixte pauvre, peut vivre le désagrément peut-être de voir des réfugiés dans un parc ensemble, mais enfin, ça ne reste qu'un désagrément. L'expérience n'est pas du tout la même. Voilà, donc je voudrais insister quand même sur la différence de la réalité de ces ségrégations sociales et spatiales. Et pour essayer de répondre à la question, mais très rapidement, sur la gentrification, donc moi que j'ai étudié surtout à Paris un peu, mais surtout dans cette ville des États-Unis à Boston, je peux dire peut-être deux ou trois choses. En fait, le rôle de la municipalité était très actif, mais avec deux périodes très différentes. Une première période où la municipalité a encouragé les gentrifieurs, notamment en leur facilitant l'octroi de prêts pour accéder à l'immobilier. Alors pendant très longtemps, la ségrégation raciale aux États-Unis s'est traduite par le fait que les habitants noirs ne pouvaient pas avoir accès à des prêts bancaires, d'où la dégradation des ghettos noirs, etc., etc. Mais dans une période, les années 60-70, où face à des mobilisations très fortes des populations noires et hispaniques, la municipalité a continué à construire beaucoup de logements sociaux. Ce qui a quand même contribué aussi à maintenir une certaine mixité sociale dans le quartier. Et à partir des années 80, on peut dire qu'on rentre dans une ère plus néolibérale, si on veut reprendre ce terme. Et là, la construction de logements sociaux s'arrête. Et là, il va y avoir un encouragement beaucoup plus massif et direct à la gentrification, notamment via des encouragements au renouvellement de la sphère commerciale, en favorisant certains restaurants, certains commerces, plus chics, plus onéreux, au détriment d'autres, des commerces associés à une époque plus ancienne, plus populaire, je ne détaille pas. Donc la gentrification et le rôle des politiques publiques dans la gentrification est bien sûr crucial, mais ce n'est pas fait de la même manière selon les périodes. Et puis l'effet de ce processus de gentrification, il est très net du point de vue du marché immobilier, avec aujourd'hui un quartier qui est qui est accessible à la propriété seulement pour les classes supérieures, mais vraiment les plus dotées. Et parallèlement, je crois que vous parliez de valorisation, oui, il y a une valorisation économique, symbolique, très forte, mais qui s'accompagne aussi d'un sentiment de dépossession des personnes qui sont là, des personnes habitantes qui restent dans le quartier, donc un phénomène de valorisation qui est d'ailleurs en lien avec la revalorisation économique, notamment via ce que j'évoquais très très rapidement, le fait que c'est un quartier qui a été inscrit comme quartier historique, qui a été reconnu comme quartier historique. Et je voulais faire le lien avec ce que vous disiez justement sur la nécessité de restaurer les maisons historiques. Alors, je ne connais pas assez le contexte pour parler de ça, mais c'est vrai que parfois, la patrimonialisation, le fait que de reconnaître un passé, de le valoriser, ça peut avoir des effets ambivalents, puisque ça peut participer d'une valorisation qui va être bénéfique à certains et pas à d'autres. Et il me semble, peut-être pour enchaîner sur la question à laquelle je ne vais pas répondre sur Izmir parce que je ne connais pas assez bien, mais j'avais lu seulement un article sur Istanbul et sur la gentrification dans deux quartiers, Fener et Balat. C'est ça. Et l'article montrait bien le rôle que jouaient les vocations de l'histoire. Et comment on mobilise une certaine vision de l'histoire comme étant une histoire faite de cohabitation harmonieuse, de coexistence, de tolérance, d'acceptation, de revaloriser le quartier de cette manière-là pour gommer aussi les relations de pouvoir qui se jouent dans un contexte de gentrification. Voilà. Je ne dirai pas plus sur Izmir parce que je ne connais pas assez, mais je me réjouis aussi des visites qu'on va pouvoir avoir demain. Merci beaucoup. Çok teşekkürler. Panelimizi zaman darlığından dolayı burada bitirmek durumundayım. Oğuz kusura bakma. Öyle emir geldi.